Hanımefendiler, beyefendiler, günlerden Salı ve Zuhal Topal'la yemekteyiz de lezzet ve rekabet dolu haftanın ikinci günü başlıyor. Bugün aslen Tokatlı yarışmacımız Batuhan'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Yanındaki güzel hanımefendi eşin herhalde. Tabii ki bir ay parçasıdır benim eşim. Eşinin ismi var mı? Var tabii ki, Melek. 5 yıl oldu biz evleneli, dolu dizgin bir evliliğimiz var. Melekciğim hoş geldin. Hoş bulduk Gürbüz. Ne kadar şıksın. Teşekkür ederim. Vallahi yeşil yeşil parlıyorsun. Yeşil yeşil parlayalım. Melekciğim sen ne işte meşgulsün? Güzellik sektöründeyim. Evze'de bir salon işletiyorum. Ay doğru ya, unuttum bir an. Dün zaten sürekli senden bahsettim. Ay tabii. Eşim. Bu arada yeni bir bebeğiniz olmuş galiba. Evet, evet ikinci yürümüz. Bebeğimiz bu arada. Birincisini bilmiyorlarmış içeride. İki çocuklu bir anne olarak hem işimizde hem gücümüzde. Vallahi tebrik ederim. Çok sağ ol yürümüz. Kaç yıldır evlisiniz? Tam 5 yıl oldu bizim evlilik. Dolu dolu bir 1 yıl tanışma hikayemiz var. Sonrasında evlendik. Biraz hemen hızlı. Bir yıl içerisinde. Biz çok hızlıyız. Biraz hızlı. Evet. Atona her işi hızlı ama. Eve yavaş geliyoruz, yemek yapacağız. Ben biraz oyalanırım falan. Bu mutfağa giriyor. Girdiği andan itibaren yarım saat içerisinde yemekler oluyor. Hayat kısa görüyorsunuz. Ben de içeride olmak çocuk lazım. Emziriyorum. Batuhan'cığım seni biraz tanıyalım. Hadi bize kendini anlat lütfen. Gürbüz ben 37 yaşındayım. Estetik sektöründe aslında ilk ilaç mümessilliği yaptım. Sonrasında 13-14 yıldan beri de estetik sektöründe görev yapıyorum. Bu yüzden genç gösteriyor Gürbüz. Evet. Söylüyorum bakın ama. Bakın böyle bir şeydir. Ne kadar dün akşam bu kadar bize bulaşsalar da bakımlı insan görmek tabii onları rahatsız etti. Daha da edeceğiz. Daha da rahatsız olmaya devam edecekler. Ama gerçekten hani iş hayatını çok seviyorum. Kendim bir kozmetik, dermokozmetik markasının Türkiye distribütörlüğünü yapıyorum. Aynı zamanda markanın satış direktörüyüm. Güzel bir ekibimiz var, sahadayız. Güzellik ve klinik merkezleriyle çalışıyoruz. Vallahi bravo, tebrik ederim. Aslen nereliydin? Aslen baba tarafımız Tokat Erbağlı, anne tarafı da Bulgaristan göçmeni, Bursalı. Ben Bursa'da doğmuşum, kardeşim İzmir'de doğmuş, baba neredeyse biz orada doğmuşuz. Baban ne iş yapıyordu? Babam o da eski ilaç firmasının satış müdürüydü, o da şu an emekli. Satış müdürlüğü sizde aile geleneği herhalde. Batuhan'cığım dün yarışmacıları gördün. Görmeseydim mi desem, görsün mü desem, ne desem Gürbüz ben bilemiyorum. Batuhan sana yarışmacılardan ve olanlardan bahsetti mi? Birazcık bahsetti, çok az ufaktan. Tiyo yok Gürbüz, her şey programda. Eşim ile olsa sır sürprizler vermez. Açık. Yalnız dün biraz gruplaşma oldu ve Batuhan 5 estetiği olan Hümeyra ile daha bir anlaştı. Estetik demeyelim Gürbüz, dokunuş diyelim. Estetik dediğiniz daha farklı bir şey, dokunuş diyoruz. Bu sektörde olup da estetik yaptırmayan ya da dokunuş yaptırmayan tek insan ben olduğum için. Sende hiç estetik yok mu? Sıfır. Dolgu? Hayır. Botoks? Yok. Hayır. Burun estetiği? Hayır. Kulak estetiği? Yok. Nasıl ya? Gürbüz ben böyleysem eşim de sade olsun, ne yapalım? Yapacak bir şey. Sende 8 tane mi vardı? Ya Gürbüz, Gürbüz. Onu saymasa bitmez. Bende hiçbir şey yok. Allah vergisi bu ince dokunuşlar var. Abartıyorlar. Şu ince dokunuşları bana bir sayar mısın? Çok 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 küçük burun ucu hafif bir dolgu var. Kaldırmışız. Doğal havaya bakalım ki hayatta yere bakmayalım. Şöyle yandan bir bakayım. Bir burnumda bir ip askı var. Ben de yaptırsam havaya bakar mıyım? Havaya kalkar seninki direkt. Direkt uzaya doğru bakar Gürbüz. Gürbüz yalnız Batuhan burnunu yaptırdı. Benim çocukların burnu havada çıktı. Evet. Vallahi hepsi öyle estetikli. Oldu. Bu arada ama geçirdim kazadan dolayı yaptırdım dokunuş ama biraz da botoks motoks hafif dokunuşlar var. Cilt ışıldaması için biraz bir şeylerimiz var. Gürbüz niye geldik bu hayata? Bu yüzden geldik. Bakacağız. Peki bugün neler olacak? Masanı sabote edebilirler mi ne dersin? Sizce asla sabote etmelerine izin vermeyeceğim. Özellikle kadrajımda Duygu Hanım var. Hadi bakalım kime yükleniyor? Bu arada biz Batuhan'la bütün kavgalarımız sunumsuzluktandır. Kesinlikle. Dün yani de katıldığım noktaydı Gürbüz. Sunuma gerçekten özen vermesi çok net. Ben evlendim evleri sunum yapamam. Gürbüz evet. Batuhan evlendik evlerini sunum yapmamı ister. O yüzden akşam sunum güzel olacak. Olmak zorunda. O yüzden iddiası büyük. Kazanacak mısın? Evet kazanacağım. Büyük ödül benim. Bravo. Hadi o zaman bana menünü say. Menümde başlangıç olarak çorba olarak kremalı mantar çorbasını tercih ettim. Daha sonrasında ara sıcak olarak annemin böreği. Bu bir sürpriz. Annemin böreği mi? Evet. Annesi. Sır dolu bir isim. Annemin böreği sürprizi bekleyin. El açması mı? Sence? El açması. Evet. Sana da bu yakışırdı. Ve biz bir krep dökmedik. El açmasına girdik. Sonrasında dana rosto köfteyi tercih ettim. Yanında meyhane pilavı.
Ay yine mi meyhane pilavı? Yürü bir sorma, büyük talihsizlik. Nasıl dünle denk geldik bilmiyorum. Yalnız dünkü meyhane bulgur pilavıydı. Bu da aynısı. Ay. İşte bulguru eklemiş yanına sağ olsun. Ama Pınar Hanım maalesef benimki de meyhane pilavı. Peki sonra? Ve sonrasında salat olarak mevsim yeşillikleri. Artık bakalım nelermiş mevsimimiz, neler yaşarız. Mevsim salatası yaptıktan sonra tatlı olarak da süt helvası. Bu konuda iddialıyım. Bravo. Artık markete gidelim mi? Hadi Gürbüz gidelim. Eşine şans dile istersen. Dile bana. Hadi diledim. Görüşürüz. Gürbüz gidelim mi? Zaten markette de çok hızlı. Hızlı gelecek. Gidiyorum. Hadi gidelim. Koş Batuhan koş. Zaten genel olarak değerlendirdiğimizde aceleye gelmiş, çok düşünülmemiş, hemen yapayım bitsin. Hemen yapayım bitsin olarak düşünmüş bir menüyle karşı karşıya. Kesinlikle benim menümden zor değil. Dün benim menüm daha zordu. Bana düşük puan verdiler. Ben de ona göre onlara aynısını vereceğim. Benim menü, yani menü olarak benim menüme yaklaşamıyor. Kesinlikle benim menümle kıyaslanamaz bile. Fakat dünkü menüye nazaran bugünkü menü daha iyi. Çünkü çalışan bir beyefendi böyle bir menü hazırlamış. Benim hoşuma gitti menüsü. Umarım lezzeti de öyle olur. Kendisinden pek hoşlanmasam da menüsünün umarım başarılı olacağını diliyorum. Çünkü dün aç kaldık, hiçbir şey yiyemedik. Umarım bugün öyle olmaz. Yani büyük ihtimal içeride annesi falan var herhalde sürpriz olarak. Annemin menüsü, buyurun bu da annem diyecek. Yani annemin menüsü, annemin şunu, annemin helvası, yani carta, curtu, yani bunlar sürekli. Yani bilmiyorum, bana çok uygun bir menü değil. Benim menümle asla yarışabilecek bir menü zaten değil. Yani dünkü yarışmacımızda bugünkü de sürekli eleştirilmemek için böyle üstü kapalı, işte menü yazmalar, bilmem ne, bu uyanıklık çabası. Yani yazın, internet bilmiyorsanız da Google'dan bulun gerçek yazılışını, yazın ki ben dediğim ki bunun içinde bu vardır. Dün de biliyorsunuz ki ben dün de yemeklerin hepsini anlatırken çatır çatır söyledim. Hayır bak, bu bununla marine edilir, bu bununla yapılır, bu bunladır. O yüzden böyle uyanıklık yapıp menüleri böyle işte annemin şunu, şunun şusu, bunun busu. Yani bugün de aç kaldık. Ve marketteyiz. Batuhan'cığım neyle başlıyoruz? Sebzelerle başlayabiliriz. Hadi başlayalım o zaman. Dünden beri nasılsın? Vallahi süperim. Tek kelimeyle harikayım. Güzel bir gün geçirdik. İlk günün böyle rehabetini attık üstümüzden. Dün nasıldı sence? Yani anlayamadığım bir şekilde aslında bir gerginlik oldu. Bunu beklemiyordum. Ama inşallah bugün benim günümde öyle bir şey olmaz. Ya dün neler konuşuldu öyle? Estetiğe girdi işi. Program yemek programından çıktı gibi oldu dün. Ama ne yapacağız bilmiyorum. Hanımlar estetik yüzünden epey gerildiler. Bence bir fragmandı bu. Yürbüs daha böyle sağlamı geliyor diye düşünüyorum. Bugün senin masanda daha mı fazla gerginlik olacak? Bugün benim masamda gerginlik olmasına izin vermeyeceğim elimden geldiği kadarıyla. Yeşilliklerin ardından soğan ve patatesini de alan yarışmacımız hızla limona el atıyor. Ya alacağım patlıcan, kabak gibi sebzeler yok mu? Hayır yok. Biber alacağım Gürbüz. Batuhan Bey buraya yemeklerini savunmaya değil ya da yemekler hakkında yorum yapmaya değil, Hümeyra Hanım'ı savunmaya gelmiş. O yüzden ben kendi yemeklerini savunacağını düşünüyorum ama. Çünkü bugün herhalde Hümeyra Hanım'ı savunmaktan vazgeçip kendi yemeklerini savunabilir. Kendi günü geçtikten sonra aslında biz Batuhan Bey'in nasıl bir karakter olduğunu göreceğiz. Yani herkes benim gibi ne olduğunu baştan belli eden, gerçekten burayı oynamaya değil yemeklerini göstermeye gelen kişiler olduklarını düşünüyorum. Bu estetik tartışmaları yüzünden bugün güme gitmezsin umarım. Ben güme gitmeme izin vermem. Günümü sabot etmelerine asla izin vermem. Daha fazla baş edeceğiz. Gürbüz krem almam lazım. Kremalar ileride ama önce etini alalım mı, ne dersin? Vallahi süper olur. Rosto köfte yapacaksın değil mi? Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Dana döşten kıyma çekmenizi istiyorum. Tamam. Çok fazla yağlı olmasın. Orta yağlı olsa süper olur. 1,5 kilo civarı, 1,5-2 kilo. O kadar yetecek mi? Yeter. Tam gıdı gıdını israf etmenin bir anlamı yok. Boşu boşuna yetiririz. Peki annenin böreğinde de aynı kıymayı mı kullanacaksın? Hayır. Diğerinin sosu farklı. Evet, bu kıymayı diğer başka yerde bir şekilde kavurarak içi harcayacağım. Yani bu kıymadan iki yemek yapacaksın. Evet öyle. Hem rosto... Hem de... Annemin böreği. O zaman gel şuradan baharatlarını alalım önce. Şurada süper. Karabiber, pul biber. Ya Batuhan, aslında baktığımda evet, böyle hani karakteristik bir özelliği sanki biraz geri planda kalması ama bugün menüsünü savunmak zorunda. Gerçi menüde savunulacak ne var, onu da ne bulacak, onu çok merak ediyorum ben açıkçası. Koş koş! Son 3 dakika! Evet! Oldu işte bu ya! Nevin abla da ekmeğini getirdi. Bir dakika, bir dakika. O kıyma eksik galiba. Baksana, tartılmamış bile.
Süleyman yakıyordu beni, görmüyoruz. Ustam ne zaman hazır olur? Haydi Süleyman, hadi bitiyor, kasayı yet. Yalnız o kıymalar bütçeyi zorlayacak gibi görünüyor. Kaç kilo var orada? 1,5 mu? 1,5-2 arasıydı. Süleyman usta da sınırları zorlamış. Süleyman sen süpersin. Ustamızın eli bol. Etimiz de hazır. Başka ne kaldı? Gürbüz, bir tane de nanemi alıyorum. Son dakikam varsa bir... Taze nane mi? Toz nane. Koş hemen baharat reyonundan al. Hadi çabuk, son bir dakika. Tamam Gürbüz, bitti zaten. Hatta kekim ve nanemi de alayım tekrar. Tamam. Tamamdır Gürbüz. Listemizi... Hadi çabuk çabuk. Doğru kasaya. Merhabalar. Şöyle hemen... Neyse ki süre dolmadan tamamladın. Batuhan'cığım eksiğin yok. Bitirdik değil mi? Gürbüz bitirdik. Aldığımızda düşünüyorum bir eksiğimiz kalmadı. Aa Gürbüz, havuç. Havuç alıp hemen geliyorum. Son 10 saniyem var. Koş. Son 8. 7. Hadi çabuk. Ve son 4. 3. 2. Ve 1. Oley. Üzgünüm ama onu alamazsın. Hayır hayır Gürbüz, yapma bunu. Yapma bunu. Ya şaka şaka. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Evet, alışverişi bitirdik sonunda. Ne kadar tuttu bizim borcumuz? 1570. Süper, teşekkür ederiz. Sağ ol. 70 lirayla kurtardım. Evet, kurtardım. Hemen alıp koşa koşa yemeklerimi yapmaya gidiyorum. Evet, yetiştim. Gürbüzcüğüm merhabalar tekrardan. Senden ricam, bunları yerleştirirken ben bir üstümü değiştirip geliyorum. Anlaştık. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsınız? Sağ olun. Vallahi bu yemekleri yaparsın gibime geliyor. Bence de yaparım Gürbüz. En kral hakkını veririm an. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Neyle başlayacağız? Tabii ki masamı kurarak başlayacağım ki aradan çıkartayım, sonra yemeklerime gireyim. Süreni başlatıyorum. Tamamdır. 3, 2, 1. Süren başladı. Hadi bakalım. Hadi hemen masanı kur bakalım. Gülpınar'ın masası nasıldı? Ya yok Gürbüz, beğenmedim. Ben zaten gümüş rengi seven bir adam değilim. Bana soğuk geliyor. Evimizin yüzden... her yeri gold'dur Gürbüz bize. Evet, gold seviyoruz. Gold olsun, 2 kuruş fazla olsun gold diyoruz. Gold ve yeşil. Başka hiçbir renk yok. Enerjisi yüksek Gürbüz. Süsü seviyorsun. Sence Gürbüz seviyor mu? Melekciğim nasıl tanıştınız? Anlatsana. Birazcık arkadaş vasıtasıyla diyebiliriz Gürbüzcüğüm. Bir doğum günü partisinde ilk hatta Batuhan'ın annesiyle tanıştım. Yani kayınvalidemle. Sonra annesi beni görüyor, beğeniyor. İşte Melek'le falan bir görüş et Batuhan'cığım diyor. Yaş olmuş 30 bu arada. Batuhan'ı gösteriyorlar. Batuhan benim karşımdaki şişko bir kadını görüyor. Sorma Gürbüz, nasıl sonra yaptın bunu ben bilmiyorum. Sonra o doğum günü partisinden kaçıyor. Tabii. Batuhan yok partide. Ama bu arada ben de eskiden tam 112 kiloydum. Sen o doğum günü partisinde 112 kilo mu? Hayır değilim Gürbüz, 20 kilo vermiştim. Böyleydim. Yanındaki şişko kadını görüp ve doğum günü partisinden kaçıyor. Yalnız bu aynalı suplalar nedir ya? Tabii ki Gürbüz, herkes kendine baksın, önüne aynısını alıp ona göre konuşsun. Sonra? Kaçtı gitti, yok oldu. Ben de bilmiyorum, ben de tanımıyorum onu. Sonrasında işte telefon numarası, bir daha bir görüşmek istemek. Annesi çok ısrar ediyor Batuhan'a. O da diyor ki bir bakayım şu kıza diyor. Bir bakayım diyor. Bakıyor diyor, bu kız o kız değil. Batuhan. Biz konuşmaya efendim, başlıyoruz Gürbüz. Böyle böyle. Fotoğrafta bir baktın o kilolu hanım değil. Değil Gürbüz, dedim ben ki. Ben bu halimden çok daha zayıfım tabii. Bir ay daha süre geçti tabii ki ondan sonra üzerinden. Sonra konuşalım edelim, gel bir çay içelim. Konu iki çocuğa geldi Gürbüz, ben anlamadım. İlk buluşmada ne konuştunuz çok merak ediyorum. Vallahi bir Batuhan şey konuşulmuyor. Batuhan çok konuştu. O kadar çok konuştu ki ben ne diyeceğimi şaşırdım. Direkt yemekten konuştu. Bana dedi ki sen et sevmiyor musun? O zaman et yemeyelim. Ben bu arada et yiyemiyorum da. O yüzden... Ve Batuhan çok et sever. Bundan sebep yemeklerde çok anlaştığımız bir nokta yok. O et yapmaya çalışır. Ben sebze türlü beslenirim. Gürbüz protein candır. Yapamıyorum çünkü. Söylüyorum. Ete de dokunamıyorum Gürbüz ben. Yani şimdi sizinki ilk görüşte aşk mı? Elektrik oldu Gürbüz. Elektrik öyle bayağı diyorsun. Oldu galiba. Oldu ki hemen, çünkü gerçekten ben tam böyle Melek şu anda benim böyle karşıma çıktı. Tam böyle evlenmeyeceğim dedim. Her şeyimi aslında ona göre organize etmiştim. Fakat eşimi görünce... Bir köpek almış evlenmeyeceğim köpek diye Gürbüz. Evladım hala var. Sen o zaman ailenden ayrı mı yaşıyordun? Evet. Ailemden ayrı yaşıyordum Gürbüz. Ama yakın oturuyorduk.
Çünkü üniversitede babam beni şehir dışına göndermedi. Kızlarını gönderdi, beni dibinde tuttu. Bunun için de işte araba bile aldı bana. Niye? Kıyamıyor bana. Gürbüz. Babam inanılmaz hassastır. Bizim bir gözyaşımıza dünyayı yakar. Her zaman söylerim. Her baba gibi belki de. Kumaş peçetelerde masadaki yerini alıyor hemen. Ne kadar sürede evlenmeye karar verdiniz? 2 ay sonra evlenme teklif etti bana. Nerede teklif etti? Tuzla'da bir kafe tarzı bir yerde organize etmiş. Sadece ikiniz miydiniz? Tuzla'da alemi çağırmış. Onun arkadaş grubu, benim arkadaş grubu. Bildiğimiz kafe değil mi? Evet, kafe böyle kapatmış. Bir anda bak Kalkan Altın'ın şarkısı çalıyor. O dedim zaman ki, meşhurdu Gürbüz. Eyvahlar olsun dedim. Hiç hazır değilim dedim içimden. Çok hızlı olduğu için böyle çok heyecanlandık. Evet dedim ama sanki böyle zorla evet demişim gibi hissettirdim herkese. Tabii ailem de bu sefer dedi ki ya bu kız sen de zorla mı sevmiyor mu dedi. Yapacak bir şey yok Gürbüz. Böyle başlıyor hikayemiz. Sonra git gel alıştık işte Gürbüz. Bir anda ben içime biraz daha kapanıktım sanırım. Bu yüzden çok dışa vuramıyordum. Hani ne sevgime ne farklı bir şeye. Sonrasında zincirimi kırdım diyelim. Çift servis olarak çatal kaşıklar da yerleştiriliyor masaya. Son olarak ne zaman baş başa yemek yediniz bakayım? Gürbüz her ay biz bir veya iki defa aslında baş başa gidemiyoruz. Ama çocuklarımızı biz çocukları bırakamıyoruz. Biz ailemiz yani ben... Ben bugün ilk defa bebeğimi bırakıp buraya gelebildim. Kime bıraktın? Annemle kız kardeşim bakıyor. Sen nerelisin bu arada? Ben Samsunluyum. Güzel ya. İlk defa ben bugün bebeğimi bırakıp tek başıma dışarı çıkabildim. Gürbüz bizim için bu bir ilk. Evet. Ona göre özelliğini gör. Bu arada çocukların adı ne? Tanem bir tanesi. Birinci çocuğumuz o 4 yaşına girecek. Kız. Evet kız. İkincisi de kız. O da Mira. Bardakların ardından çiçeğini ve şamdanlarını da yerleştiren yarışmacımız son olarak ekmeklerini de koyuyor masasına. Ve tamamız. O zaman eşinle vedalaş istersen. Hadi eşim görüşürüz. Akşam evde beni bekle. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Melekciğim çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Yani umarım masa düzeni şık bir masa olur. Çünkü söylediğim gibi çok böyle mutfakta vakit geçirmeyecek. En azından masa düzenine bir özen gösterirse biraz daha ilgilenmiş, biraz daha özenmiş, uğraşmış olarak gözüme girebilir. Benim masamı da çok eleştirdi dün. Çiçeğin işte normal, işte hiç uyumsuz falan dedi. Bence çok uyumluydu, çok şıktı masam. Onun masasında bakalım nasıl bir şey karşılayacak. Yemek yapabilecek biri olarak görmedim. Yani tabii ki yemek yapabiliyordur ama çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bizim aksimize sadece sunumlarla alakalı konuştu. Sunumlara çok önem verdiğini söyledi ama yemek yapmak sadece sunumdan ibaret değil. Yemeğin tadını, tuzunu anlamak da çok önemli. Ve dün yaptığı yorumlardan anladığım kadarıyla da yemek yapabileceğini düşünmüyorum. İlk olarak annemin böreğinin hamurunu hazırlamakla işe başlıyoruz. Bu börek için özel çalıştın değil mi? Doğruyu söyle. Ya yürü biz her gün bunları yapıyoruz diyormuşum. Hadi. Sen bunu hazır yufkadan yapacaktın da sonradan el açmasına mı çevirdin yoksa? Hayır, bu asla hazır yufka değil. Annemin böreği. Bir anneler genelde açar biliyorsun. Ben de o yoldan ilerledim. Evet, ben zannediyorum ki yarışmacı arkadaşlar geldiğinde bunu bir yufka diye diyecekler ki çekimlerde. Yok, hazır yufkaysa şöyle puan keseriz. Bilmem ne puan keseriz. Bakalım göreceğiz. Karşılarına çıkınca bu inşallah alnımın akıyla çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Evde kaç defa denedin? Gürbüz, ben bunu şöyle söyleyeyim. Ayda bir iki defa yapabiliyoruz. Ama tabii ki buranın heyecanı bakalım daha da lezzetli olacağını düşünüyorum. Peki kaç tane beze açacaksın? 6-7 minimum beze açacağız. Sonrasına bakacağız. Annemin böreği için tereyağı eritiliyor. Gülpınar'ın yemekleri nasıldı sence? Vallahi Gürbüz şöyle, Gülpınar Hanım'a ben dün hatırlarsan yemek yorumlarımda şunu söyledim. Esnaf lokantası mı, onun gibi sunumu demiştim hatırlarsanız. Fakat gerçekten 3 yıl boyunca esnaf lokantası varmış. Ya! Evet, dün aynı arabadaydık ve ekip arkadaşlarınızla konuşurken ben bunu öğrendim ve uyuyor numarası yaptım. Nasıl ya? Gerçekten mi? Gerçekten 3 yıl esnaf lokantasıymış ve mantı açıyormuş. Dedim ki neden krep yapmadı? Krep yaptım bize niye? Mantı açsan direkt birinciydin dedim. Dün de bana ben çok güzel baklava açıyorum demişti. Vallahi açabiliyor. Bence açar. Gürbüz heyecan anlıyorum ama aslında gerçi anaç bir kadın kesinlikle. Fakat ya diyor ki tutuldum diye böyle bahsediyordu. Batuhan Bey nereden duymuş bu arada? Nasıl duymuş yani bilmiyorum ama evet 2,5 yıl. Bir küçük bir dükkan işlettim. Sonra pandemiden dolayı kapattım. Bu kadar yani. Öyle hani söyleme gereği duymadım. Yemeklerim evet yani yapıyorum. Lezzetine de güvendiğim için zaten dükkanımı açmıştım ama
Öyle de kaldı ama nasıl Batuhan Bey bunu dile getirecek bilmiyorum. Ne şekilde getirecek? Eritilen bol tereyağına ayçiçek yağı ekleniyor. Börek hamuru için unun üzerine çok az sirke, bir yumurta sarısı ve su eklenerek yoğruluyor. Bekarken de yemek yapıyordun herhalde. Gürbüz, bekarken yemek yapmayı seviyorum. Şöyle seviyorum. Aslında bekar evim olmasına rağmen ailemi de sürekli çağırırdım yemeğe. Gelirlerdi. Veya onlara gidip de yaparız. Ya ailen İstanbul'dayken neden bekar evi tutma gereği duydun onu anlamadım. Gürbüz şöyle aslında onun hikayesi. Ben Koca Üniversitesi'ne gittim. Orada da babam beni uzağa gitme oğlum. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız dedi. Kız kardeşlerim uzakta okudu. Fakat ben Koca Üniversitesi'ni tercih ettiğim için biraz ayrı yaşamayın. Tadına varmak istedim. Evlenmeden de ayrı yaşadım. Ne okumuştun? Mekatronik. Bu arada şaka maka hamuru yaptın vallahi. Sen şimdi asıl gör. Bunları bezi haline getiriyoruz ve sonra bekletmeye alıyoruz. Annemin böreği için yoğrulan hamur bezelere ayrılıyor. Yemek yapmayı çok mu seviyorsun? Seviyorum Gürbüz ama dediğim gibi yemek yaparken etrafımda böyle çoluk çocuk falan olduğunda yapamıyorum. Elim ayağıma dolaşıyor. Dediğimiz gibi buranın tezgahı muhteşem. Yemek yapmak için çok elverişli. İyi ki buradayız ve yemek yapmayı da seviyoruz. Bu arada yarım saatin geçti, haberin olsun. Geçsin Gürbüz, yetiştiririz biz. Yalnız hamur dinlenmeden açmaya başladın. Bunun dinlendirme şu şekilde. Burada dinlendirmiyoruz. Çünkü bir ekmek hamuru değil bu. Sana hamurları koyman için tabak vereyim. Gürbüz süper olur. Açılan hamurun üzeri tereyağı ve ayçiçek yağı karışımıyla yağlanıyor. Güzellik sektörü günümüzde çok rağbet görüyor, öyle değil mi? Güzellik sektörü bana göre her geçen yıl daha da büyüdü. Ve bu doğrultuda ben yaklaşık 3 yıl önce eşim bir usta öğretici oldu ve buna bağlı bir güzellik merkezi açtık. Hatta o da isim veremiyorum, biliyorum ama bir franchise, büyük bir franchise. Gebze'de bir güzellik salonumuz var şu an. Çok da güzel gidiyor. Bu sektör önü açık çok. İnanılmaz öne açık. Görüyorsun bayanların hepsi ne kadar bende. Dün akşam Duygu Hanım dediği gibi şöyle yok böyle yok dese de aslında lens takmakta baktığınızda bir estetiktir. Ama maalesef bunu bile bilmiyor. İşte estetik sektörü başta aslında öğretmek lazım insanlara. Önü inanılmaz açık bir sektör ve daha da büyüyecek. Ben şöyle söyleyeyim, 10 yıl sonra çok daha farklı yerlerde bu sektörü göreceksiniz. Hadi ya. Göreceksiniz Gürbüz. Çok çok inanılmaz büyüyecek yani. Bu arada görüyoruz erkekler de bu işi çok seviyor artık. Eskiden öyle değildi. Eskiden biliyorsunuz sadece bayanlar ağırlıklı giderdi. Şimdi baktığınızda kliniklerde, güzellik merkezlerinde erkekler de inanılmaz derecede kendilerine bakıyorlar. Peki sen sektörün tam olarak neresindesin? Ne yapıyorsun? Ben sektörde şu an satış direktörlüğü yapıyorum. Bu Güney Kore markasında. Aynı zamanda ortağıyım ama büyük bir yapılanmadayız. Yine güzellik merkezi ve kliniklerle çalışıyorum. Ve devam ediyorum bu şekilde. Kore ürünleri son dönemde çok popüler oldu değil mi? Evet, çok popüler oldu ama ben hep söylüyorum, bizim ürünlerimiz, çalıştığımız ürünler Sağlık Bakanlığı onaylı ve internette asla satılmıyor. Yine de dikkat etmek lazım ama Güney Korelilerin neden popülerliği konusuna gelirsek bir ciltlerine bakıyorsunuz gerçekten ayna gibi. Gerçekten bu işin iyileri arasındalar. Bu arada kıymalı böreğin arkasından rosto köfte gelmesini eleştirirler mi sence? Eleştirilmez çünkü iç harçları tamamıyla farklı. En azından tavuğun arkasına köfte, köftenin arkasına bulgur, onun arkasına bir bulgur da koymadım. En azından buna uyum gösterdim diye düşünüyorum. Dün eleştirilen bir ürünü vardı biliyorsunuz. İşte bulgur kullanılmış diye bir kendisi de çok eleştirdi. Fakat kendisi kıymalı bir börek konup üzerine bir de rosto köfte yaparsa bu da kendi kendine çelişiyor anlamına gelecek. Batuhan Bey bu menüyü zaten yetiştiremezse, çünkü yetiştirilmeyecek bir menü değil. Bu menüyü yetiştirmesini umut ediyorum. Umarım bugün bize lezzetli yemekler yapacaktır. Sonuçta biz buraya lezzetler tatmaya geldik. Karnımız doymaya geldik. Tabii ki eleştirimizi de yapacağız buna göre ama umut ediyorum ki yetiştirebilir. Güzel yemekler bize sunabilir. Annemin böreği için yağlanan hamurlar buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Annemin böreğinin kıymalı iç harcı için doğranan soğanlar ayçiçek yağıyla kavruluyor. Dünkü krep nasıldı sence? Ya dünkü krepin aslında inceliği tabii ki fena değildi. Ama ben mesela Gülpınar Hanım'ın bu olaylarını öğrendikten sonra kesinlikle daha farklı bir şey beklerdim. Ama maalesef tabii ki tercihidir. Ama ben etini gerçekten beğendim. Puanlamamı da buna göre yaptım ve bu konuda da vicdanım çok rahat. Rosto köfte için kıymanın üzerine bir paket hamur kabartma tozu ve karbonat konuluyor. Kaç tane yumurta koydun? İki tane yumurta koyuyorum.
karbonatımı koydum, hamur kabartma tozumu koydum. Buradan şimdi tuz ekleyeceğim. Rosto köftenin kıyma harcına tuz, galeta unu ve soda ekleniyor. Bu soğan da rosto köfte için mi? Evet, rosto köfte için. Bunu rendeleyeceğiz bu arada. Bunu rendeledikten sonra sarımsak koyacağız. Sonrasında inşallah yoğurmaya göndereceğiz. Maydanoz. Unutmayacağım. Kıyma harcının üzerine soğan rendeleniyor. Bir tutam maydanoz ince ince doğranıyor. Böreğin iç harcı için kavrulan soğana kıymayı da ekledik. Evet, koydum. Rosto köftenin harcına baharat da koyacak mısın? Koyacak, evet evet. En son biraz daha pişsin. Daha sonra, çünkü soğanlar diri kalmaması gerekiyordu. Şimdi ona yapacağım şey, maydanozdan sonraki aşamam sarımsağımı yapıp ondan sonra yoğurmaya göndereceğiz. İnşallah bu akşam alnımızın akıyla günümüzü salalım, rahat edelim. Bakalım neler olacak akşam. Onu da aslında yemekten çok onları merak ediyorum. Yarışmacılardan en çok kimi sevdin? Şimdi kankim diyorlar ama Hümeyra Hanım bana göre Dobra. Duygu Hanım'a ısınmadım. Nadir Bey'i bugün çözeceğim ama onun da politik olduğunu düşünüyorum. Gülpınar Hanım anaç. Gerçekten onun için kötü bir şey söyleyemem. Bir anne ne olursa olsun. Gerçekten dün uğraştı. İlk günün bazen gerçekten hem artısı oluyor hem eksisi oluyor. İnşallah onun adına artı olmuştur diye düşünüyorum ama... dediğimiz gibi aslında Nadir Bey'in tüm yemekleri yiyip ne demek yani 1 puan oluyor 3 puanın dışında verdiği için çok şaşırdım. Zaten bir tek sen 5 verdin. Ama çünkü aslında ben biraz çorbayı da içebilseydim gerçekten ben 6 da verirdim 7 de verirdim. Sonuçta burada şu önemli puanlama yaparken hakka girmeyelim. Hakkı neyse onu verelim. Bu bana göre bir şey değil. Her şey ödül değil hayatta ama gece yastığa başımızı koyduğumuzda en azından ben huzurlu. Dün akşam da öyle oldu. 5 puan. Evet 6 da olabilirdi ama maalesef ben sebze çorbasında işte kabak tarzı bu tarz şeyler sevmiyorum. Bu yüzden de puanımı bir puan da oradan kırdım. Ama yapsaydı onlara da gayet puan verirdim. Hepsine sinirliyim aslında. Çünkü gerçekten hak etmediğim yemeklerin puanlarını verdiler bana. Ben güzel çıkardığım halde uyuyamazken onlar bana eksik puan verdikleri halde nasıl uyudular çok merak ediyorum ya. 2 kişi daha 4 puan veriyor ve bu 2 kişi... Farklı yorumlar yapıyor, beğendiklerini de söylüyorlar. Hani bir anda bir baktım böyle krevi yedim diye sanki hani çok iyi puan vermek zorundaymışsın gibi hissettiriliyorlar. Evet, çok beğenmedim, yorumlarımı da yaptım, tuzu da eksikti. Lezzet konusunda tam damak tadıma uymayan bir ara sıcaktı. Aynı zamanda ara sıcağın ana yemeğe uymadığını da dile getirmeme rağmen ve bunları da açıklayarak söylememe rağmen diğer yorumcuların, diğer 4 puan veren yarışmacılarından daha çok eleştirmeyi ben açıkçası çok şaşırdım. Eldivenlerini sık sık değiştirmen gözümden kaçmadı. Bu arada süren gittikçe azalıyor. Yetişecek. Hiç sıkıntımız yok. Eminim yetişeceğine. Bir saatim bitti. Daha 1,5 saatimizde ben buraya oturur gürbüzle kahvemi bile içerim diye düşünüyorum. Annemin böreği için kavrulan kıyma ve soğana, karabiber, pul biber ve ezilen sarımsak ekleniyor. Duygu ve Hümeyra arasındaki gerilime ne diyorsun? Yani Duygu Hanım dediğim gibi bence şov için geldi buraya. Hümeyra Hanım da bana göre şov yapmadığı için, olduğu gibi davrandığı için ister istemez bu bir sıkıntı oldu. Ve karşı tepki veriyor. Bana göre hala söylüyorum. Kendimce hak veriyorum ama bu kankilik veya arkadaşlık gibi bir olay değil ama hak veriyorum kendisine. Rosto köftenin harcına ezilmiş sarımsak, karabiber, pul biber ve kimyon ekleniyor. Rosto köftenin harcı yoğurma makinesinde yoğruluyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şu an mantarlarımı, kremalı mantar çorbası için mantarlarımı ayarlıyorum. Aslında mantarımı sonra da ayarlayayım. İlk başta soğanımı kavurayım, bırakayım ben. Soğanım ve yine bir sarımsağa ihtiyacım var. Sarımsağımız olmazsa olmaz. Bu yoğurma makinesi çok ses çıkardığı için içeri götürüyorum Batuhan'cığım. Tamam, teşekkür ederim. Sesten dolayı galiba. Kaç dakika yoğurulması gerekiyor? Yaklaşık 5-6 dakika sonra bence biraz yüksek hızda çalıştırdığınız olacak. Kremalı mantar çorbası için doğranan soğanlar tereyağıyla kavruluyor. Mantarlar tek tek yıkanıyor. Allah'tan yapması kolay yemekler seçmişsin. Öyle demeyelim Gürbüz. Ben demiyorum ama rakiplerin öyle diyecekler. Onlar hep aynı şeyi söylüyorlar. Yani baktığınızda öğrenip cümleleri geliyorlar. Çorba için yarım ay şeklinde ince ince doğranan mantarlar da soğanlarla kavruluyor. Yine mi soğan doğrayacaksın? Bugün soğan olmazsa olmazım, çok seviyorum. Bütün yemeklerde soğan var. Bence çok yakışıyor bütün yemeklere. Meyhane pilavı için doğranan soğan tereyağıyla kavruluyor.
Bu arada Gülpınar da aynı tencerede meyhane bulgur pilavı yapmıştı. İkiniz de aynı tencerede aynı pilavı yapıyorsunuz. Evet Gürbüz, heyecanlı. İşte rakip olunca böyle olacaksın. Sen de Gülpınar gibi büyük taneli bulguru kullanıyorsun galiba. Büyük olan, evet, aynen öyle Gürbüz. O bulgurun adı neydi? Başbaşı, başıbaş. Hepsini söylüyorlar. Bana kalsa bu başbaşı. Meyhane pilavı için kırmızı biber büyükçe doğranıyor. Bu arada 5 dakika doldu. Köfteyi yoğurduğumuz makineyi getireyim mi? Bir iki dakika daha kalsın. Sen bilirsin. İyice ezilsin derdim o. Sonra çok ezildiği için kıvamı kaçmasın. Yok, şey olmaz. Daha kolay şey oluyor. Ay! Biberleri yanlış yere koydum galiba. Yanlış yere koydum. Gürbüz, almamız gerekiyor. Hemen al hemen. Yanlışlıkla çorba tenceresine konulan kırmızı biberler tek tek çıkartılarak meyhane pilavı için kavrulan soğanlara ekleniyor. Batuhan Bey, Gülpınar Hanım'la bir koalisyonu yoktu ama kendi gününe biraz oynadı. Biraz pasif kalarak yorumları yaparken de böyle sanki hani kötü bir şey söylerken bile böyle mıy mıy söylüyor. Şey oldu falan filan yani böyle. Neden? Çünkü Pınar Hanım da kendi günü geldiğinde ona böyle çatır çatır yapıştırmasın diye. Duygu Hanım da yemek esnasında eti pişmiş. Okey, şu krebin işte şu tavuğunu şusunu da ben, butunu da. O zaman bunların hepsine bari birer puan verseydi yorum yaptığı şeyler bir 7 vermesi gerekiyordu. Ama çok büyük bir ikiyüzlülük en sonunda, ama ben bakın masada hiçbir şeyi beğenmediğimi söyledim. Bir tek salatayı beğendiğimi söyleyip puanımı ona göre verdim. Gülpınar Hanım bugün gerçekten yani ipe dizecek. Öyle söyleyeyim size. Kendi gününü atlattığı için. Bu arada makinede yoğrulan rosto köftenin harcı da hazır. Bunu da yağlı kağıda sarıp fırına atarsın hemen. Meyhane pilavı için sarımsak soyuluyor. Şimdi bu güzellik sektöründe çok gelecek var demiştin. Senin hedefin ne? Gürbüz, ben bu arada yani gerçekten iş adamıyım diyemeyeceğim. Bir iş adamı adayıyım. Ama hedefimiz tabii ki ekibimizi büyütüp bu doğrultuda ilerlemek. Onun dışında bir hedefim yok. İyi de ilerliyoruz. Büyük bir firmayız. Küçük değiliz gerçekten. Yaklaşık 150'yi aşkın bir bayilerimiz var. Şu an ilk başlangıçta, ilk 6 ayda. Sadece dediğimiz gibi klinik ve güzellik merkezleriyle çalışıyoruz. Ama gerçekten güzel gidiyoruz. Sonuç odaklı gidiyoruz. Kaç çalışanınız var? 6 tane sahada çalışanımız var. Şirket içinde çalışanlarımız var. Merkezimiz de Ankara'da. Doğranan yeşil biberler de meyhane pilavının diğer malzemeleriyle kavrulmaya başlıyor. Çorba için kavrulan mantar ve soğana un ekleniyor. Demek eşinle tanışmadan önceki dönemde çok kiloluydun. Evet Gürbüz. Kaç kiloyum demiştin? 112 kiloydum. Yaklaşık 40-45 kilo verdim. Sonra bir evre daha kilo aldım. Fakat onu da şu an verdim. Ama bunda biraz şu andaki mide olayımda bir sıkıntı var. Başka bir şekilde verdim. Mide ameliyatı falan mı oldu? Mide botoksum var benim. Mide botoksu mu? Mide botoksu yaptırdım. Endoskopiye uyutuyorlar. Mide botoksu yaptırdım. Yaklaşık tam 2 ayda 14 kilo verdim şu an. Mide botoksu ne ya? Uyutuyorlar Gürbüz. Uyuttukları için uyutunca 15 dakika bir endoskopiyle ağızdan giriyorlar. Midenin içerisine, kırk noktasına botoks uyguluyorlar ve oradaki kasları felç ediyorlar. Bu yüzden acıkmıyorsun. Hiç açlık hissetmiyorum. Bütün gün aç kalabilirim. Hiç sıkıntım yok. Bu sağlıklı bir şey mi? Çok. Yiyebiliyorsun ama az. Tüp mide gibi ama tüp mide gibi midenin operasyonu yok. 4 ay sonra eskiye dönüyorsun. Yani zararlı alışkanlıkların varsa onlardan da seni uzak tutuyor. Kremalı mantar çorbası için kavrulan unun topaklanmaması için sürekli karıştırılarak su ekleniyor. Sorması ayıp, bu mide botoksuna ne kadar ödedin? Gürbüz, bunun ücreti ortalama 9 ile aslında 15 bin lira arası değişiyor. Ama gerçekten bana göre sağlıklı. Çünkü mide kaslarını kullanmıyorsun. Mide kaslarını kullanmadığın için de aslında yememeye alışıyor vücudun. Ama bir tüp mide gibi aslında midenin yarısını falan da almıyorlar. Peki tüp mide ameliyatında nasıl oluyor? Tüp midelerde şöyle bir şey var. Tüp midede mide aldırıyorsun, sonra yiyorsun mideyi genişletiyorsun. Mide balonunda çıktığı an inanılmaz hayatına geri dönüyorsun. Ama mide botoksunda kas kullanmıyorsun. Bu şeye benzer. Yüzümüze botoks yaptırıyoruz. Kas kullanmıyorsun ve mimik kullanmamayı öğreniyorsun. Botoks yaptırmasan da bir süre sonra. Ama mide botoksu da mantığı bu. Kusura bakma, mide şey yapmıyorsun artık yani. Artık işte surat gibi mide kendi işlevini yapmamayı öğreniyor. Peki hiç sağlık sorunu yaşadın mı? Evet yaşadım. Aslında ben genç yaşta genetik olan bir ailemin de maalesef annem ve babamın yaşadığı bizim kalp rahatsızlığı, kalp ve damar diyeyim daha doğrusu. Geçen yıl bir aslında bir anjiyo geçirdim. Damarlarım %43 tıkalı çıktı. Ne diyorsun? Bayağı bir oran ve benim kötü alışkanlığım yok her anlamda. Ve sporumu yapan bir adam ama genetikte maalesef önlem alamıyorsunuz. İki kardeşim de yok, bende çıktı bu.
Fakat dediğimiz gibi maalesef bu arada son 3 yılda herhalde 2-3 defa anjiyo geçirdim. Geçen gün yine doktordaydım. Tekrar bu sefer damarların etrafında bir kalınlaşma varmış. Bu da aslında geleceğin bir tansiyon hastası olduğunu gösteriyor. Peki çözüm için ne yapıyorsun? Çözüm için bol bol spor, tuzdan uzak duruyorsun, yürüyüş her şeyin temeli. Başka hiçbir şey yok. Ameliyat hiçbir şey çözüm değil. Bu arada çorba oldu mu? Çorbamı koydum, kaynayacak, sonra kremasını katacağım ve kapatacağım. Şimdi bulgurumu atacağım. Yahu daha böreğini açmadın. Süt helvanda yok. Gürbüz tamam bunlar. Ana yemekte yok. Geldik Gürbüz. İri taneli başbaşı bulgur soğan ve biberlerle kavruluyor. Domates sosu da bulgurla birlikte kavrulmaya başlıyor. Çorbam zaten kaynamaya başladı. Aslında Gürbüz inşallah sofram hazır olduğu için bir saat bana yeterli bir süre olacak gibi duruyor. Gürbüz gördüğün gibi öldü. Olayımız bu. Aslında bunun ölmesi. Gerçekten. Bunun çeşit çeşit olanları var. Bunlardan bir tanesi atıyorum. İçerisine yumurta da koyabilirsin. Bezelye de koyabilirsin. Bu tamamıyla tercihe bağlı. Ben hiçbir şey koymadım. Çünkü o da eleştirilir diye. Gürbüz bundan bütün ekip doyarız gibi geliyor. Evet Gürbüz. Gönderdik. Bu bitti. Rosto da gitti. Çorbam olmak üzere birazdan kremasını koyup altında kapatıyorum. O dolayı şimdi neye geçiyoruz? Hamura, böreğimize. Annemin böreği için cam tepsi yağlanıyor. Buzdolabında dinlendirilen yağlı hamurların 3 tanesi fırın kabına alınarak üst üste konuluyor. Hamurun üzerine kıymalı harç yerleştiriliyor. Diğer yağ hamurlarla kıyma harcın üzeri kapatılıyor. Pişen mantar çorbasına sürekli karıştırılarak krema ekleniyor. Son olarak üzerine karabiber eklenen kremalı mantar çorbası neredeyse hazır. Böreğin üzerine sürülecek sos için bir kaseye konulan yoğurt ve yumurta sarısı karıştırılıyor. Çekmeceden aldığın fırçayı bile yıkadığına göre hijyene önem veriyorsun. Bravo! O sosta neler vardı? Yoğurtlu yumurtalı, yumurtanın sarısı bu arada Gürbüz. Bir sos hazırladım. Bunu neden koyuyorum? Üzerinin nar gibi kızarması için. Bu börek yaklaşık 7 katı oldu bu arada. Gerçekten lezzetli. İnşallah evdeki gibi yapabilmişizdir. Bu önemli. Bunu neden sürüyoruz? Aslında bu ekmeklere de yapılıyor, ev yapımı ekmeklerimizde. Bu üzerinin kızarması için. Yoksa istediğimiz kızarıklığı bununla yaşayamayız. Yalnız sosu çok olmadı mı? Gürbüz bu kalmıyor. Hiç kalmıyor evet. Bunu normalde fırınımız tek ama mecbur koyuyoruz. Ve annemin böreği de nihayet fırına giriyor. Onu merak ediyorum. Annemin böreğini merak ediyorum. Çünkü hani herhangi bir detay yok. Bir detay verilmemiş. Direkt annemin böreği deyip kesip atılmış. Hani önünüze ne koyarsam yiyeceksiniz gibi bir isim koyulmuş. Uydurmasyon olmuş. El açması mı yapacak, hazır yufka mı kullanacak? Bunu detaylandırılmamış. Hiçbir şey içinde ne var belli değil. Yani kıymalı mı bir şey yiyeceğiz, peynirli mi bir börek yiyeceğiz onu bilmiyoruz. Neye geçiyoruz? Tabii ki bence ağır olan yine süt helvasına geçelim. Çorbamızın altına ağır. Acaba süt helvasına geçmeden önce yeşillikleri kaba alıp bekletsem mi? Sirkeli suya koyalım. Çorba ne durumda? Çorbamız da Gürbüzcüğüm bu arada oldu. Süper. Şimdi yeşillikleri de halledersen zaman kazanırsın. Kaplarımız burada mıydı? Buradaydı bir tane. Mevsim salatası için yeşillikler sirkeli suda bekletiliyor. Kremalı mantar çorbası ve meyhane pilavı nihayet hazır. Süt helvası için kaseye konulan 1 litre süte 1 bardak şeker ekleniyor. Un ve tereyağı tencerede kavruluyor. Bu arada Nadir senin geri planda kalacağını zaten öyle biri olduğunu söylemiş. Gürbüz belli kendi işte Nadir... Ve şuradan şunu söylemek istiyorum. Çok şükür hayatım hep ön plandayım. Yaptığım işlerde, kariyerlerde yeterli ön planda. Bence ben kendimi ispatlamışım. Çok önemli değil yani. Kendisi öyle zannetsin. Çok şükür. İşimiz, gücümüz, hayatımız yerimizde. Mesela şunu merak ediyorum Gürbüz. Benim geri planda olduğumu nereden anlamış kendisi? İnsan analizci mi? Mesleğim bu. Edebiyatçılığı bıraktı. İnsan analizciliğine mi başlamış?
kendi durup yok bayan yok kadın o kavramlara gireceğin edebiyat kimliğini bence kendi hakkını savunsun. Ben gerçekten şunu merak ediyorum. Onun ön plana çıkan hangi özelliği varmış? Gerçekten onu merak ediyorum. Anca konuşsun, boş boş açıklamalar yapsın. Hiç de umurumda değil. Ben yemeğimi yapar, yapmaya çalışırım. Bir servis çıkartmaya çalışırım. Sonrasında çok umurumda değil. Süt helvasının şerbetine bir yumurta sarısı ve bir paket krema eklenerek karıştırılıyor. Hazırlanan sütlü kremalı şerbet kavrulan unla sürekli karıştırılarak birleştiriliyor. Salata için sirkeli suda bekletilen yeşillikler bol suyla yıkanıyor. Sırada mevsim salatası var. Bu arada süt helvası kıvam almaya başladı. Evet. Yalnız gelip bakman lazım. Geliyorum Gürbüz'üm, şu salatayı doğrayayım. Yahu sen salatayı doğrayana kadar dibi tutacak, gel bak. Evet tamam. Olmuş mu sence? Kapatıyoruz altını artık. Süt helvası da nihayet hazır. Peki neyle servis edeceksin? Güveçlere koyacağız Gürbüz, salatamı yap. E şimdi koy da işi bitsin bence. Doğru, şu güveçlerim burada. Fırında üstü kızarana kadar pişecek olan süt helvası küçük güveç kaselerine yerleştiriliyor. Dün Hümeyra Zuhal Hanım'ın yanına oturmak isteyince Gülpınar epey sert tepki verdi. Yani haklıydı ama sonuçta tanımıyor, etmiyor. O yüzden gayet haklıydı ama yapacak bir şey yok. Bence dediğim gibi nabız ölçtü. Bakalım bugün neler olacak. Bu arada 6 tane çıktı mı? Çıktı. Tatlımız da oldu yani. Oldu Gürbüz. O zaman şu tencerenin dibinde kalanın bir tadına bakayım. Şimdi bunun içine de su koyuyorum. Su koymamdaki amaç suyum. Ne suyu? Normal suda pişmek zorunda. Şunun dibine koyuyoruz. Süt helvalarının pişerken kurumaması için tepsiye su konuluyor. Üstü kızarana kadar fırında kalacak olan süt helvası da nihayet hazır. Süt helvası normalde fırına atılan bir helva ama isteyen olursa da dolapta da servis edebilirler. Ama ben fırına atılmasını tercih ederim çünkü orijinalinde fırına atılıp üzerinin iyice kızarmış olması gerekiyor. Üzerine fındık kırılmış, dövülmüş fındık konulması gerekiyor. Ben o şekilde sevdiğim için, o şekilde yapıldığı için de ben o şekilde bekliyorum. Börek üstün iyi kızarması için rosto köfteyle fırında yer değiştiriyor. Alt rafa alınan rosto köftenin üzerindeki yağlı kağıtta aralık bırakılıyor. Mevsim salatası için soğanlar ve diğer yeşillikler hızlıca doğranıyor. Salata için yeşil elma dilimleniyor. Bugün sana da 4 puan verirler mi dersin? Bir emek var sonuçta. Hani tabii ki damak tadıdır bu ama emek var. Emek de 1 puan değil. Bir kere bunu yarışanlar anlayacak. Ama insanlar ne yapıyor burada? İşte yok ona puan. Bu sofra kuruyorsunuz, emek veriyorsunuz. Bunun hak edişi 1 puan değil. Bence dün Zuhal Hanım da zaten anladığım kadarıyla biraz tepkiliydi. Ama ben kusura bakmasınlar. Yani kimseye 1 puan da vermeye gelmedim. Dilimlenen yeşil elmalar da salataya ekleniyor. Ve nihayet hazır olan mevsim salatası buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Bulaşıklar makineye yerleştirilip tezgah hızlıca silinerek toparlanıyor. Mevsim salatanın sosu için zeytinyağı, nar ekşisi, balzamik sirke, tuz ve limon suyu karıştırılarak hazırlanıyor. Bütün yemekleri bitirdin. Şu an ne hissediyorsun merak ediyorum. Ya yoğun. Çok gerçekten yorucu bir süreç. Evet, böreğimin de üstü süper bu arada. Kızarıyor sonunda. Köftem altta, evet, köftenin biraz kızarmasını bekliyoruz. En son dereceyi açtık, bakalım inşallah. Artık süt helvasını da fırına atıp giyinmeye git bence. Artık öyle yapayım ben, süt helvasını da atayım giyinmeye gideyim. Dediğiniz gibi. Dur sana yardım edeyim. Çok sağ ol. Bu arada 280 derecede böreğin içi pişecek mi? Pişer çünkü bir öncekinde 220'deydi biliyorsunuz. 200'deydi pardon. O ister istemez aslında içini pişirdi, alttan yanıyordu. Şimdi biz aslında üstünü yakamamıştık, şimdi üstü pişiyor. Şimdi ne yapacaksın? Giymeye gidiyorum. Hadi git bakalım. Haydi görüşürüz. Koş Batuhan, koş!
Zuhal Hanım. Batuhan merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk kapa kapıyı. Tabii. Bugün çiçekli mi çiçekli? Tabii. Çok hoş. Vallahi teşekkür ederim sizin için Zuhal Hanım. Ay çok teşekkür ederim. Ben de senin için bugün ciciş oldum. Süper, yemin ediyorum işim aşırı. Süpersiniz. Çek boydan çek. Çek ayaktan. Ayaktan çek. Bugün tatlış 20 yaşıma geri döndüm bugün. 20 mi? Bence 18 var. Kesinlikle 18. Kaptım benden bir puanı. Estağfurullah. Kesinlikle 18. Ay, ne yaptın? Merhaba. Vallahi. Ay merhaba ekip. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Haunted Hill. Sinemalarda. Şamdanlar. Yani entrikaların döndüğü bir masa olduğunu diyorsun. Düşünerek tabii gerçekten ilk başta bir giriş yapıyorum. Pembe yani. Dizi şey stüdyosu havasında. Burası bir pembe dizi Zuhal Hanım. Aynen vallahi. Diziden daha iyi olmaz. Dallas mı diyeyim, yalan rüzgarı mı diyeyim, ne diyeyim anam yani ne diyeyim. Yani gün başlayan bir durum, adrenalin yukarı doğru çıcak gibi bunlar duruyor. Bunlar yanıyor mu? Pilli Zuhal Hanım. Ay yaksana. Yakalım. Yanıyor mu? Var yani mı pili? Tabii. Bakacağım şimdi. Sen de bilmiyorsun. Yak, yak sanki bakayım. Vardı. Yak bakayım sanki sen. Sanki vardı. Galiba pili bitmiş Zuhal Hanım. Şunun var mesela ama evet az yanıyor maalesef. Biraz şu. Şunu vereyim, şundan bakabilirsiniz. Bir bakın. Bir bakayım. Evet yanıyormuş. Yanıyor tamam, işte ama zaten. Yaksan da ne fayda, onu kaldırtır da hayrola be. Tabii. Değil mi? Aslında ben onu kendi önüme maşallah çekeyim de suratlarını görmeyeyim diye bir düşünmedim. Tabii aslında ama o yüzden yaptım. Sen az değilsin sen. Hadi aç kapıyı, geldi şimdi yarışmacılar. Teşekkür ederim, sağ ol Batucuğum. Ben teşekkür ederim. Ay. Ben hemen geliyorum. Şu an ben yokum. Ben yokum. Oo kalabalık. Buyurun hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Onu alayım ben. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Alayım. Buyurun. Teşekkürler. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Alayım mı? Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Hanımlar. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin sen de. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok şükür. Merhaba Zuhal Hanım. Ah, merhaba. Böyle mi geçiyoruz bugün? Bugün sizin söylediğiniz yere oturacağım. Böyle. Tamam. Buyur. Evet. Evet. Hoş geldiniz dedi Batu. Batu derler mi sana? Aslında genelde hep Batu diyorlar. Değil mi Batu ha? Evet. Hemen bakın Batuhan'ın masasına. Özellikle şamdanlarına bir an evvel bakın ki kaldıralım. Yani şamdanlar gökyüzüne doğru gidiyor. Gidiyor. Ben şamdanları sevdim. Aa. Evet. Güzel, kötü değiller de. Şamdanlar bizim için büyük yani, bizim yüksek çekim için. Evet. Ama içerisine gerçek mum isterdim. Doğru. Ama ben şunu ekleyeyim. Gerçek mum bir akacak bu sefer, sofra yakacak bu sefer, hijyeninden girecek. Ha sen bunu yakmayız, bütün gün bunlara durabileceğimizi yanalım düşündüm mı? Burayı herhalde yakalım mı Zuhal Hanım? Hayır yani yakalım bunları bizim masada tutabileceğimizi düşündüm. Dizerken hayır, demedim hayır mi bir an? Bunlar biraz yüksek olmadı. Kameralar bile daha alçakta kaldı. Şöminenin üstü boş dedim, oraya alayım. Aa evet iyi olur. Bir dekor gördüyseniz olsun. Yok şöminenin üstü olmaz diyor. Tam arkalarından çıkıyor diyor. Boynuz gibi oluyor diyor. Evet o zaman ne yapalım? Onları bir an evvel şöyle şu tarafa alayım doğru zaten alalım. Evet onun dışında siz aynalı suplalar. Tabii. Bir bakın bakalım herkes beğenecek misiniz? Herkes önüne bakıp kendini bir görsün öyle yorum yapsın. Çok beğendim suplaları. Masa örtüsünü çok beğendim. Suplayı da çok beğendim. Vallahi. Evet. Aa, bugün böyle bir ama pozitifiz. Ama şunu iste. Ben de çiçeği beğenmedim. Ha. Yani çiçek yani biraz uyumsuz olmuş. Biraz evet çok uyumsuz olmuş. Bayağı yani çiçek kendince olmuş güzel ama bu masanın çiçeği değil. Soluk durmuş. Böyle. Bir de mesela çiçek varsa şamdana ne gerek? Şamdan varsa çiçeğe ne gerek? Böyle ikisi biraz fazla ama oluyor. Açıklama yaptım Zuhal Hanım. Kötü yorum geldi. Şamdanı önüme çekeyim diye siz şamdanı kaldırdınız burada. Ha ama onlar duymadılar bunu. Bizim duymadılar ama çekiyor. Ben duymadılar. Şamdanı getirecektim önüme çekecektim. Sebepleri var. Sebepleri var. Var yani. Ya var. Bizden rahatsız olduğunuzda mutfağa da gidebilirsiniz. Yok. Bugün benim ya şamdana ya gerek rahatsızlık yok. Aramıza set çekmek istediniz o zaman. Hayır. Kötü yorum geldin. Kötü yorum geldiğinde önüme şamdanı çekeyim dedi. Evet sen nasıl buldun Nadir? Genel anlamda abartılı buldum. Her şeyden koyulmuş, yani bir tutmazsa bu tutsun, o tutmazsa şamdan tutsun gibi bir durum. Yedekli çalışmış diyorsun. Bayağı bir bir şeyler akıllıca tutsun ama en azından yani bir şeylere tuttu çalışmışız. Tuttu mu bir şeyler olmadı mı? Ya özlenmiş güzel, evet düzeni güzel, düzenini beğendim. Ama evet söylediğim gibi yani çok fazla kalabalık buldum. Kimse yani bakmıyor ama servisler doğru hani açılmış belki mı? Belki biri şamdanı beğenmez bir şey gibi bir şey olmuş. Yani ya tatlı tabağa koyabilirdi ya da diğerini koyabilirdi. Aa bu niye ya? Tabak hemen çok fazla olmuş. Bu ne? Çünkü hani ana yemek zaten ara sıcak ve tatlı tatlı kiremitle geleceği için mecbur onun mutfaktan altına bir şey. Mutfaktan getirebilirdiniz evet yani fazla. 3 tabak servisi açılır. Evet açılır ama getirmemiz gerekiyordu format gereği. Daha sonra bir tabak yok format ekleyelim gereği. Yok, evet getirebilirsiniz. Şey yok böyle bir şey. İstersen 10 tane tabak da getirebilirsiniz. Sen istersen. Kural çıkartın. Sen, hadi çıkartın. Hadi çıkartın bir kural. Mesela bruşetle veya farklı bir order tabağıyla başlayacak olan hiç dizmiyorlar. Düz bir tek tabak
tabağını ya da sıklasın. Olabilir canım, o kadarcıktan bir şey olmaz ama şey duruyor tabii, hem kalabalık hem... Hayır, evet, zaten bu buna uymadı. Uymadı. Ben onun farkındayım, bunun bir yorumu zaten benim. Servis esnasına getirebilirsiniz, öyle bir hakkınız tamam. var yani. Peki, o zaman kremalı mantar çorbasıyla. Başlayalım. Hadi kolay gelsin sana. Masa düzeni güzeldi. Hoşuma gitti. Örtüsünü falan beğendim. Çatal bıçak dünküne nazaran daha doğru yerleştirilmişti. Dün kaşığın yerini yanlış yapmıştı ama bugün güzeldi. Mumları ben beğendim yani. Şamdanların büyük oluşunu falan beğendim. Kimse beğenmese de. Ama sadece gerçek mum olmasını tercih ederdim. Yapay olması benim hoşuma gitmedi. Masa düzeni abartılı. Her tuşa basmış gibi kim neyi severse ona göre güzel yorum yapsın diye hepsini koymuş. Çorba tabağım birazcık kirli. Şimdi bunu değiştirme şansınız var mı? Tabii ki var. Ne kırmızısı var bakayım. Bakın. Nerede? Bakın komple bunların hepsi, bakın tüyü görüyor musunuz? Ben de bugün Hümeyra Hanım çok ılımlı geldi diye düşünüyordum. Niye? Tüyü görmezden bilmiyorum, bugün gülerek geldi. Öyle mi? Suratına asık gelmişti. Böyle direkt Gül Pınar Hanım'ın üstüne atlar gibiydi. Sebebini söyleyebilir miyim? Söyle. Çünkü bakın bugün saçlarınızı toplamışsınız, güler yüzsünüz, karşımdasınız. Ya, o karanlık gitmiş evet, böyle çekmişsiniz. Siz de biraz rengarenklikten çıkmışsınız. Evet. Biraz daha mülayim, biraz daha asil giyinmeye ben karar Ben zaten mülayim asilim her Hayır, zamanki halim. Bugün karşında olduğunuz için beni net görebiliyorsunuz. Aslında bugün benim size patlamam gerekiyor ama yani gayet normal duruyorum o 4 puanlardan sonra. Bugün de baş köşede ben oturuyorum. Sen ne kadar güzel karşıladın ben, dünya. Gerçekten ilk gün yarışmanın şeyiyle herhalde Zuhal Hanım, çünkü şok oldum, uyuyamadım ya. 4 Gülüyordun dün, sinirim bozuldu dedi. 10 gülmek sinirden oldu. Evet, evet, yani beni bilen biliyor. O sinirden kendimi zorla tutuyorum. Ama ben senden daha çok sinirlendim. Ama yani gülmenizi ben, şaşırdım. Gülmenizi ben savunmasızlık olarak algıladım. Hayır, ben kendi algıladım. Hani, hayır, konuşun teker teker. Burada bütün yorumlar yapıldığını, hep güldüğünüz sürekli. Yani evet, ben sizi tanımadığım için siz... menünüzün arkasında duramadığınızı hissettim. Menümün arkasında durdum ama siz gülmemi yanlış anladınız herhalde. Aslında o sinirimi bastırmak için gülüyordum ben. Evet, seni tanımadığımız için bizde. Karşımdaki bir insanın reaksiyonu, mimiklerinden bunu anlıyorum. O zaman bundan yani, evet, sonra ben burada özür dilerim. Gülpınar Hanım sinirli gelmiş. Dedik ama gündüğün acısı çıkacak diye. Bakalım neler olacak. Demek ki ben şunu anlıyorum. Evet, ben yapamadım, lezzeti tutturamadım ya da menüyü gerçekten ben uyum sağlayamadım. Bence siz beni rakip gördünüz. O yüzden dört göremezdik yani. Yani kesinlikle rakiptiydi. Sizi rakip göremezdik. Çok lezzetli. Çok kötüydü. Kötü değildi. Ayrıca gülseniz de alsanız da misafirperverliğe yorum yapmıyoruz. Verdiğiniz tepkilere puan vermiyoruz. Misafirperverliği ben öne sunmuyorum zaten. Hani gülmenize fark şey. Yemeklerim çok lezzetliydi. Siz gerçekten benden tırstınız. Gülpınar Hanım'a birazdan nelerini açıklıyorum. Bak bakalım tatlama nasıl oluyor. Yani aslında benim size saldırmam gerekirken siz birbirinize saldırıyorsunuz. Direkt bana saldırabilirsiniz. Hiç beklemenize yani. Gerek Esas yok. Esas benim Pınar biraz Hanımcım, daha saldırmam lazım. Çünkü 3 kişi 4 vermişken neden bana daha çok oynandı? Saldırma kelimesi kullanmasak da. Yani. Çünkü tek yiyen sizdiniz. Bendim dediğim tamam, şey ben tek yedim, puan ama sizdiniz. Bakın buradayım. Kırmızı. Hayattayım, ölmedim. Yani ben bunu yedim diye de ölmedim. Yorum yapacağım. Pardon, deniyorum, yiyorum. Evet diyorum size. Hayır, şöyle bir şey var. Siz de yorum yapıyorsunuz ama böyle sürekli bir yemekle oynuyorsunuz. Tatmıyorsunuz. İçindeki boyutlara bakıyoruz. Yemek önünüze gelir gelmez yoruma başlıyorsunuz. Şimdi yalan yorum mu yapalım? Ben orada baharat yok diyeceksem açıp o tavuğu didikleyip baharat var mı diye emin olup ondan sonra yorum yapmam lazım. Baharatı bile anlamadınız ki. Ha, neredeydi baharat? Baharatlarım vardı. Neredeydi? Krepte baharat bekliyorsunuz. Krepte markette baharat aldınız mı ya? Markette kaldı herhalde. Aa, nerede Gayet vardı? Gayet güzeldi baharatlarım. Sizin tadınız yok bence. Baharatı yoktu. Baharatı vardı. Ben siz özellikle bir kere yanmadan şey bulacak var ya Pınar. Yani hiç krepte Pınar Hanım ben tatmadan önce bakın tabaklar masaya geldi izleyin dedim ki ah ne kadar güzel. Hiç baharat kokusu yok dedim hatta. Dedim Oğlum ki hiç kokmuyor. Sonra baktım yani ki gerçekten baharat yokmuş. Krep de gelmeden ne kadar söyledim baharat ben bekliyorsunuz kokudan. Ben onu anlamadım. Evet, ben yani krep baharatıyla öne yani, çıkan veya içinde baharat olması gereken bir yemek değil ki. Nereden uydurdunuz? Ama... Pardon, ben 6-7 yıldır yemek programı çekiyorum. Ben yemem bu numaraları ya. Yarışmacı da yemedi. Yani nasıl Asla, vicdanınız öyle. Dört vermeye el verdi? Nasıl o yemeklere kötü dediniz? Çorbasını ne yok un tadı alıyorum. Yok ekşisi bilmem ne. Yok kesilmiş limon dedi alerjim dedi onu. Zuhal Hanım içinde kesilmiş limon var dedi, kesilmemiş limon çorbaya. Yok, içinde limon var dedi. Ne uyduracağınızı şaşırdınız ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gayet incecik açılmış bir krebe kalın Siz dediniz. Siz de benimle aynı puanı veriyorsunuz. Ben ama söyledim, ben sebzeler için söyledim. Yaptığım yoruma ben göre yola çıkıyorsunuz. Beğendim. Batuhan Bey benden daha sert yorumlar yapıyor. Her şeye kulp buluyor. Siz onun 5 puanını sorgulamıyorsunuz, benim 4'ümü sorguluyorsunuz. 2 şeyi beğenip 2 puanını verdi. Siz ama krebi ben beğendim deyip... Şey beğendim mi verdim? Bir şey beğendim şey değil, ben hak yemedim. En son aklımda kalan şu mevzu var. 4'ümü değil, en azından yemedim. Ya salata mı almadınız, ben bunun içine mi atan diyen ben miydim? İçine tamam, ama yine de yani ben miydim? Var, ben bulgur sevmiyorum diye salatasına puan da verdim. Ve salatam da gerçekten uğraştım. En azından 2 puan verdim. Ben salataya puan verdim.
Bir tek salata mıydı yani? Ispanak yok dediler. Tek adam içindeydi. Ispanak içindeydi. Olur mu Zolan? Ispanak çok vardı. Ispanak bayağı vardı. Gürbüzcüğüm, ne kadardı be bir ıspanak? Bir paket doğradı ve koydu. E tamam, daha ne koyacaktı? Almış koymuş. Ben tek yıkadım onları yani. O kadar emek vardı o salatada. Bir tek salatayı beğendim. Sonuçta tatlım var, ana yemeğim var. Ve ben etimi kendim getirdim özel. Onu bir hani heyecandan söylemedim Zoyla Hanım. Etimi de kendim getirdim. O sabukoyu. Evet. Vallahi bravo. Gülkan Hanım, başlangıcından sonuna kadar bir hayal kırıklığı yaşadığım bir menü oldu. Bence size göre. Üzerinizden çorbama düşen bir tüy oldu. Peşinden tatlının sonunda Duygu Hanım sağ olsun gözüme soka soka tatlının içinden çıkan o içinde şeyi değildi. Gösterdi. İçindeydi. Hayır, dışında. Kameralarda ya ben burada yanında gördüm direkt. Şimdi arkadaşlar, buraya yemek geldi ama lütfen. Tamam, ona geleceğiz. Orayı tekrar konuşuruz. Haklı olduğu, haklı olduğu yanlar vardır ama önce biz bir çok kremalı mantar çorbamız. Ben haksız demiyorum ama önce bir tadalım. Peki, eline sağlık diyelim. Herkese afiyet olsun. Mantarlar sağlık. Gülpınar Hanım'ın bugünkü tavırlarının sebebi aslında onun gününün bitmesiydi. O oynadığını dünden zaten belli etti. Dün hiçbir şey söylemeyip bugün gelip bize hepimize ahkamlar kesmesi, kendini bir şey zannederek yükselmeleri falan, ondan korktuğumuzu falan düşünüyor ama onun gününün bitmesinin rahatlığını yaşıyordu o sadece bugün masada. Gülpınar Hanım kendi gününde yapamadıklarını bugün herkese saldırarak yapmaya çalıştı. Çünkü hedefinde zaten ben vardım. Öncelikle puanın hesabını sorması gerekiyordu. Ben de gerekli açıklamaları yapıyorum ve diğer 4 puan verenleri de sorgulaması gerekiyordu. Aynı zamanda ben de biliyorsunuz Batuhan Bey'in neden 5 puan verdiğini sorguladım. Dün Gülpınar Hanım'a tırstığımızdan mı ağzımıza gelen her şeyi saydırdık? Yani biliyorsunuz dün en çok tepki çeken kişilerden bir tanesi bendim yorumlarımla. Her şeye yorumu yaptım, her şeye puanımı verdim. Kendi günümü oynuyor olsaydım, tırsıyor olsaydım işte sessiz kalıp mıy mıy yapardım. Ama ben gerekli yorumların hepsini yaptım kendisini. Bugün de aynı şekilde. Tuza dair hiçbir şey yok içinde. Evet, bir tık tuzsuz olmuş. Ben tuz sevmiyorum ama tuzsuz olduğunu kabul ediyorum. Şu an zaten tuz var diyemem. Gerçekten tuzu eksik. İşte unuttun mu koymayı? Unutmadım. Hayır, koydum. Yeterli gelmedi. Yeterli gelmedi. Bu sefer de hani... Tuz alabilir miyim? Tabii. Şimdi kremalı, sütlü falan çorbalarda. Ya, evet, alıyor. Kabak daha biraz tatlı olduğu için. Haklısınız. Daha çok, ya bir tık daha üstüne koymam lazım. Bir tık daha fazla, doğru. Evet. Öncesinden tuzu çok ilave etmemeniz şöyle şansınız olmuş. İçindeki mantarları karartmamış. Ama en azından piştikten sonra servis önce bir tık böyle tuzu gezdirseydiniz doğru, içinde. Doğru. Ya tuz evet eksik şu an. İçindeki mantarlar kararmaması, bakın beyaz olması çok iyi. Çünkü evet, tuz önceden koymamışsınız doğru, belli ki. Hayır, koymadım, sonradan koydum. Limonlu suda falan beklettin mi mantarlarını çorbaya girmeden evvel? Bekletmedik ama çok iyi yıkadık Zuhal'im. Çekimlerde izleyeceksiniz. Evet, kararmamış. Tek 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 tek. Genelde bu çorbada böyle simsiyah simsiyah hayır, duruyor ama. Önceden koymamasının işte evet, avantajı orada olmuş. Evet, tuzu koyduğunuz an gerçekten aynen, darmanman oluyor. Gidiyor. Ben yorumlayabilir miyim? Tabii ki, tabii ki Duygucuğum. Kıvamını çok beğendim. Zaten çok sevdiğim ve çok yaptığım bir çorbadır. Fakat mantarlarını çok büyük buldum. Yani biraz daha ufaltabilirdin ki normalinde de biraz daha ufak yapılıyor. Çok büyük kalmış ağzıma koyarken hani kaşığın hepsini ağzıma sokmam gerekecek. Ki öyle de oldu. Baharatı falan gayet iyi. Kreması da kesilmemiş, çok güzel şey yapmışsın. Tuzu eksik. Evet, tuzu eksik evet, olmuş maalesef. Tuzu koyunca tam tadı yemiyor. Bir de ben içerisinde maydanoz isterdim. Çünkü maydanoz koyuluyor. Aslında şunu düşündüm. Aslında çok bana güzel bir lezzet evet, veriyor. Evet, aslında üzerine maydanoz kesip sunumda yapılabilirdi. Ben de fakat tercih ederdim. Bütün maydanozu salataya kullanmışım Zuhal Hanım. Yapamadım. Maydanoz. Vallahi yapamadım. Olsun. Yani bütün maydanozum gitmiş. Ben o lezzet şey olsaydı evet, mesela o maydanoz... Kimisi evet, dereotu sepeliyor, kimisi maydanoz, kimisi frank soğanı. Tam tamamlayacak şey dereotu. Kesinlikle. Peki sen beğendin ama tuzsuzluğu dışında. Tuzsuz mantarlar büyük. O zaman beğenmedi. Bir çorba. Ama beğenmedim tabii ki, maydanozu da yok. Normalinde maydanoz olması gerekiyor. Yok, orijinalinde illa maydanoz olacak sunum diye bir şey yok. O bir sunum. İsteyen sadece koyuyor. Sadece sunumda değil, içerisinde de olması kıvamı güzel, lezzeti yani iyi. Kıvamı güzel. Ama beğenmemiş çorbayı. İşte zaten nereden ne kup çıkacak merak ediyorduk. Başladık. Hoş geldiniz tekrardan, ne diyeyim. Öyle. Hadi sen devam et Gülpınar. Ben tuzsuz buldum. Kıvamı güzel o kadar. Aa. Zuhal Hanım. Efendim. Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Söyle. Bugün benim günüm. Bugün ben konuşayım. Bugün senin günün Batu Bey. Şimdi Gülpınar Hanım'la biz akşam aynı arabada geri döndük. Fakat ne oldu? Ne ben oldu? Ben uyurken ekiple ne konuşuyordu kendisi? Kendisi uyurken de uyudun mu arabada? Artık yoruluyoruz. Ama ne oldu? Daha bombası var. Ne yaptılar kendisi da yoruldular? Kendisi 3 yıl esnaf lokantası işletmiş. Aa! Ya
Ya ben de Zuhal Hanım'ı uyku sersemiyle yanlış hayal kurmuştum. Hayır. Mantılar açıyormuş. Demek ki dün bana savundukları ev hanımlı, çalışan kadın bakın şimdi. Demek ki varmış bir işletme. Bu arabalardaki diyor bir de oraya kamera koyalım. Dinliyoruz. Çünkü umarım sadece lokantanın işletmesiyle ilgili. Hayır, yemek de yapıyormuş 3 yıldan beri. Mantı açıyor, börek açıyor. Ne diyorsun? İnanamadım. Peki neden bize krep yaptınız? Krep de bir hamur yani sonuçta. Hayır yani evet, böyle hamur. Bir esnaf lokantası işletmiş. Benim kızım olarak yapıyor kahvaltıda kendisi. Ya Zoya yani, ben söylemiştim krepi çocuklar da yapıyor dün diye. Dün sadece şey çalışan bayan ben oldum. Benim üstüme gelindi demek ki siz de çalışan bayan. Dur bir saniye. Şöyle bir şey Zoya Hanım. Dur. Step step. Aslında bana burada Batuhan Bey söyledi. Ne dedi? Hani sanki esnaf lokantası dedim, tadında dedi ama ben duymadım. Dün mü dedin? Evet bu sunumlar evet esnaf lokantası mı dedi? Evet dedim oradan cevabı yani gelmedi. Ben vallahi duymadım. Doğru. Duyan var mı? Biz hayır, duymadık. O tatla dersiniz bana dersiniz İtalyan mutfağı tadında. Benim İtalyan mutfağında çalışmış olmam lazım. Bunu onunla bağdaştırmamız imkansız. Evet. O tatla demiş. Hayır. Evet demiş. Orada çalışmam çok. Ama hiç siz duymadınız. Sen ne zaman esnaf lokantasında çalıştın veya işlettin? Ben kendim işlettim. 2-3 yıl ondan sonra pandemide kapattım. Ha bayağı. Çok oldu. Bize neden bunu söylemedin? Ama ya bizim ulaştırmadaki arkadaşlarla yani arabalarda geçen diyalogdaydı oraya bir kamera koyalım. Yani. Yani. Söylemek zorunda mıyım? Değilim yani. Tabii ki zorundasınız. Hani, yemekle programı, yemekle alakalı. Ben yemeğimi, hani yemeğime güvendiğim için yemek için geldim. Biz işte yemeklerinizi ama yemeğinize güvenmiyorsunuz, menünüzü, yemeğinizi savunmuyorsunuz. Esnaf lokantası işlettiğinizi bizimle paylaşmıyorsunuz. Ben yemeklerimi savunamadım ilk gün olduğum için ama bundan sonra. Ama önemli olan şey. Mantığı açıyor musun? Pınar Hanım ona göre eleştireceğimiz için. Çünkü siz ona göre eleştirecektik. Siz de ben ev hanımıyım. İşte ben ev hanımıyım diyerek. Ben yine eleştirecektiniz. Ben aşçıyım demiyorum. Aşçı olanları gördük. Ben değilim. Öyle bir iddiam da yok. Ben aşçıyım demedim ama bak. Aşçıyım demedim. Ama yemek yapıyorum dediniz demediniz. Yapıyorum ama aşçıyım demedim. Mantı açıyor musunuz? Tabii ki onu herkes açar yani. Ben açamıyorum mantı mesela ya. Herkes açar. Dün keşke mantı getirseydiniz de. Şöyle bir siz olsun. Ona da vermeyecektiniz. Emin ol veririm. Vermeyecek çünkü siz kurulu geldiniz. Ocağını o sobukaya puan verdiniz ya. Ya da bir puan verdiniz. Bir kere ben şöyle değil. Peki. O yemek o tabakta oraya gelmezdi. Doğru o konuda haklısınız. Ya ben gelmez, şey yani ama siz lezzete vermediniz ki yani. Tabağa takılı tamam kaldınız. Tamam da sadece tabağa takılmadı. Peki. Günde 10-15 tane yemek çeşidi çıkartan bir bayanın bizim önümüze krep getirmesi tam bir fiyasko koydu. Bize söylememesindeki sebep aslında buydu bence. Yapamayacağını bildiği için esnaf lokantasında parasını veren zaten beğense de beğenmesi de yemek zorundaydı. Ama biz yemek zorunda olmadığımız için bizim önümüze krep getirdi. Batuhan Bey beni masada evet lokanta işlettiğimi söyledi. Kendine prim yapmak için mi yaptı anlamadım ama gereksizdi bence. Söylemek zorunda da değildim zaten, söylemedim de. Eğer söyleseydim çok fazla benden beklentileri olacaktı. O yüzden de söyleme gereği duymadım. Ama ben güvenmiştim yaptığım yemeklere ama onlar vermediler. Zaten lokanta işletsem deseydim kaç vereceklerdi ki? Vermeyeceklerdi. Gülpınar Hanım esnaf lokantası işlettiğini sakladı, yalan söyledi. Ben ev hanımıyım diyerek acıtasyon yapıp mağduru oynadı resmen. Burada da kendi itiraf etmedi, ortaya çıktı. Ondan sonra ben üstüne gidince, masada sadece benim sesim çıktı bu arada. Siz dün sadece çalışan bayan benim, diğer ikisi biz ev hanımıyız, biz ev hanımıyız diyerek acıtasyon yaptınız. Ondan sonra masada ben ortaya çıkarttığımda da yanımdaki beyefendi de, karşımdaki Duygu Hanım da ikisi birden kaldılar böyle. Siz de o zaman yani sesinizi çıkartın. Dün siz benim üzerime bu kadar gelin de dünün üzerine Pınar Hanım'ın tekrar üstüne gidin. Nadir seni de dinleyeyim. Teşekkür ederim. Evet mantarlar gerçekten büyük ve yerken zorluk çekiyorsun. O nazik tuzunun eksik olması üzdü beni. Yani çünkü kıvamı yoğun iyi. Adam üzüldü. Evet aslında kesilmedi gayet iyi. Kesilmemiş. Çorba. Evet, çorbanın lezzeti yine biraz tuz biraz daha hani tuzu tutsaydı. Tuzu tutsaydı ben o zaman hani şöyle söyleyeyim. Yine mantarın büyük olmasını eleştirdim ama hani en azından biraz kurtarabilirdi onu söyleyeyim. Doğru. Hmm. Puan çıkmaz diyorsun bu çorbaya. Ne yapalım? Hay Allah. Evet. Gerekiyor. Çıkmaması tamam, gerekiyor tamam. Peki. Yani yorumlarında çıkmaması. İşte bak böyle kesip atıyorlar. Mantarı büyük gitti, tuzu gitti. Şimdi bitti. Allah aşkına kıvamı tutmuş. Ya, etmiş. Bence ya. Lezzetli de. Ha, ben beğendim. Bir şey söyleyeceğim. Batuhan Bey, tuzu yani sizin şu anda önünüze bir başkası getirse bunu tuzundan şikayet etmeyecek misiniz? Eder. Tuz. Asla aksini söylemiyor. Ama şunu derim, alırım ekerim ama genel kıvamına bakarım. Ya mantarının büyüklüğüne... Ya mesela şöyle. Bu çorbada ne kıvam tutturursun? Kremasını kestirirsin.
mantarların kararmıştır. Bir de tuzsuzdur. Onu demek istiyorum. Dersin ki çorba devlete tutmuş benim... bir yanı yok. Ama şimdi bu çorba mesela hani tuzsuz. Onun dışında bir sıkıntısı yok bence. Batuhan yani yok, Bey ama benim büyük kesilmemiş yok. Şey dedin kesilmiş çorba. Yarışma evet, olunca ama böyle sonra oluyor. Dediler ki olmamış hatta baktım ama. Hayır hiç kesilmemişti çözdüm. Bu kesilmiş dedi Batuhan Bey evet, benim çorbama. Hiç alakası yok. Sizin çorbanız ben... kesilmemişti ama kıvamı hayır, olmamış. Sebze ya hatta Seda olsun. Kıvamı da çok lezzetli. Kıvamı çok lezzetli. Arkadaşlarım içtiler. Evet koyunluğu falan çok güzeldi. Şimdi ben mesela çorbanın içerisine bu çocuklara da veriyorlar ya kabak bilmem ıvır zıvır hani daha böyle atıyorum bu tarz koy mercimek de mesela koy. Sen kesilmiş içinde ne olduğunu bile anlamadınız. Kerevizi hiç sevmem dediniz. Yani var mı diye sordum. Kereviz yemekte bile dedi. Kereviz vardı onu bile fark etmediniz. Çünkü püre olduğu için içinde ne olduğu belli değildi. Yemekte püre çünkü değildi. Yani, o sırada yok da kereviz vardı. Ay, anlamadım bakın, ama kerevizi konulur sevmiyorum dedi. Çorbadaki kereviz sebzeler var. Püre olduğu için ben içinde ne olduğunu anlayamadım. Peki, evet şu yanlış şey. Limonda kereviz de yoktu içinde. O sabukoda kereviz vardı ama peki dün niye konuşmadım be güzelim bunları yahu. Zuhal Hanım ama sen de rahatladık. Hayır onunla ilgili kendi günümde insan gerçekten sen de şu anda konuşamazsın yeri geldiğinde. Yani o heyecan yapıyorsun. Kendi sen kere geliyor. Ben bunu sormak zorundasınız yani. Ama şimdi evet bunu yapsın. Heyecanını anlıyorum da. Ama mesela olmayan bir yerde kereviz var mı dediler. Yemekte var. Mesela sen orada şunu söyleyebilirsin. Çorbada kereviz yok. Kereviz dediniz. Burada kerevizi anlamıyorsunuz diyebilirdim. Evet anlayamadım. Diyemedim Zuhal Hanım. Yani sonradan hani şey yaptım ama. Ama kereviz etin üstünde yoktu ki Zuhal Hanım. Zireti bağlandı. Limonu çok koydum. Ah canım peki. Nar. Çorbada limon yok. Hadi yani çorbadan gitsen bir kez daha oynadığımızı gördük. Siz oynuyorsunuz bence. Ben oynasaydım kendi günümü asla beklerdim. Ve ben kendi günümü beklemeden... İçimden geldiği gibi yemekleri yorumluyorum. Siz limon kesinlikle olmayan çorbaya limon var dediniz. Limon var mı diye sordum. Onu çarpıtmayalım lütfen söyleyin. Anlamıyorsunuz işte çorbada limon var mı ekşiydi yok mu? Ekşiydi çünkü çorba. O ekşi olan yoğurttan geliyor. Peki. Bilmiyorsun. Hümeyra. Onu anlamadım bence ve sordum. Evet. Çorbasıyla hakkında kesilme falan yok. Kıvamı yerinde. Mantarlar kararmamış ama çok iri doğramışsın. Çünkü yani bir kaşığa komple bir tane mantar dolduruyor. Sen tuzu önceden atmamakta şöyle bir iyilik yapmışsın. Dediğim gibi mantarlar kararmamış. Konuşmuştuk onu peki. Teşekkürler. Eline sağlık. Şimdi annenin böreği geliyormuş. Evet. Gerçekten annenin böreği mi? Annenin tarifi mi? Gerçekten. Valla. Gerçekten. Acaba senin kendi böreğin mi yoksa hani annemin böreği hayır, derken biraz daha eleştiri çıkar kapağını anneye saygı. Anne deyince tavsılar durur diye diyorsun. Bence biraz yumuşatma. Bu böreğin adı Yersen. Yani neli olduğunu eleştiremeyiz. Güzel, yersen böreği. Tabii neyli börek, el açması mı, hazır yufka mı? Eleştiriye hiçbir... kapalı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? İyi kötü bir el açması yaptım, krep döktüm. Ha, el açması mı böreğin? Vallahi elim. Hadi bakalım. Tamam, o ayrı bir konu. O ayrı bir konu ama emek. Yani benim yufkada da emek. Yufka da alabilirdim. Benimkinde de emek var. Çünkü belli, demek ki önemli değil diyenler yufka kullanacak. Belli oldu. Göreceğiz. Evet, yufka kullanacağım. Peki, bugünkü menü nasıl Nadir? Bugünkü menü biraz aceleye gelmiş. Basit. Basit bir menü. Yani hemen karnım acıksa yapayım diyeceğimiz bir pratik menü. Pratik diyorsun. Çorba hemen hani yapabileceğim. Ne olur 2,5 saatte yap. Annemin Allah böreğini, aşkına yap. Herkes annesinin böreğini yapabilir. Seni var ya zevkle bekleyeceğim. Beni zevkle bekleyeceğini çok biliyorum ve çok büyük de zevk alacaksın. Ben öyle düşünmüyorum. Yani dünkü menüye nazaran bu menü daha zor bir menü. Eti, tencereye... Efendim? Oradayken... Şaka gibi ya. 1,5 saat ya bunun süresi. Bugünkü menü. Komple çıkarma süren 1,5 saat. Girelim mi 1,5 saat süre? Bir mutfağa girelim. Evet. Evet. Ben mutfağa gelebilir miyim? Girebilirsin. Benim için sıkıntı yok. No problem. Gel yardım et hatta. Aa. Erkek dayanışması. Ya, benim menüm nasıl? Bayanlar şeysizdi. Benim günümde bekliyorum. Bazıları rahatsız olur. O yüzden gelip görebilir miyim dedi. Hayır topladım çünkü. Tabii ki görebilirsin. Sizi zorlaştıran ne vardı? Yoran ne vardı dün? Ay ben o kadar soruyorum. Soruyorum. Kahve içtim üstüne. Hayır soruyorum. Siz dün neyde yoruldunuz? Ne yapın? Hayır soruyorum bilmiyorum. Hayır bilmiyorum. Yedikleriniz önünüzde. Tamam, yediniz tamam, ya yedim. Hazır her şey. Tamam bugün de yiyeceğim. Üstümü değiştirdim, masamı hazırladım, yemeklerimi i̇şte hazırladım. İşte zamanımız kalacak bir menüydü çünkü. Göreceğiz sizinkinde. Evet göreceğiz. Evet göreceğiz. Göreceğim o yüzden ben söylüyorum. Yani bugün el açması yapmışsa gerçekten uğraştırmış. Mesela sizin çorbanızdan bile çorbası daha yorucu. Yorucu kremalı mantar kremalı çorbası. Evet siz yani ekibi tek tek yorucu. Tek tek o mantarları sebzelerde sadece blend etmiş zaten. İstediği büyüklükte de doğrayabilir. Doğrayı haşlanıyor. Saçmaladınız ya. Tamam da onlar haşlanıyor da haksine onu pişirmesi daha kolay. Kremalı mantar sebze çorbasından daha yani zor. Yani dün önümü hayır. Dün önümüze gelen çorbayla. Yani onun yoğurdunu
Hani ayarlamak, onu kesmeden koyabilmek dedim. İşte ayarlayamamıştın. Duygu Hanım dünün sinirini hala atamamış. Bugün de hala aynı çorbaya devam ediyor. Çorba hiç kesilmemiş. Dünkü kıyaslıyorum. Dünkü çorbayla sadece kıyaslıyorum. Kıyaslayamazsın. Dünden kıyaslaydı daha kolay olurdu. Kıyaslayamazsın. Onu haşlayıp püreden daha zorlaşmış ama kötü olmuş. Yahu kaç tane sebze haşlanıyor ona, doğranıyor. Ne yaptın abi bununla? Ne yaptığıma benziyor? E bak mutfağımı toplamışım, bırak ya o kadar. Ben senin mutfağına geldim, soru sormaya, bir şeylere bakmaya geldim tamam, yani. Tamam sor, başka ne bulacaksın acaba? Ya bir şey bulmadım, gözümü direkt o çekti yani. Mutfağa şuradan girer girmez gözümü çeken bu çiğ mutfağın. Çiğ miyim bitmesi için? Hayır ne o, bana anlatır mısın? Tamam, Batuhan çok, gördüm, çok kolay lütfen, bir soru hadi. Bak. Kolay soru, kolay evet. Cevap. Batuhan bu ne? Ne bu? Ne bu? Anlat işte. Dana Rosto'nun iyice elimle ezdikten sonra köftesinin olduğu için ekstra burada da ezdim ki iyice otursun diye. Elinde ezdikten sonra bir de burada ezme ihtiyacı mı hissediyorsun? Tabii ki hissediyorum. Rosto köftenin özelliği o. Yani köfteyi makine yoğurmuş. Hayır, hayır ben misin? Yoğurdum. Sonra ondan destek aldım. İkisi apa ayrı şey. Ya şunu şurada gördükten sonra yani suç mahalline gelmiş gibi tamam, hissediyorum kendimi. Tamam şimdi senin yerini alalım Nadir'cim lütfen. Kovuyor musun beni yani? Estağfurullah. Sadece inan, çünkü peki. Servis yapacağım. Kibarlığın için teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ama her zaman keşke gelebilirsin. Bana böyle daha bir güzel bir ne açıklayıcı, bir işte, tatmin edici bir cevap verseydin bana. Ama yine de seni bana. Mutfağıma alacak kadar cesaretim ben var. Ben seni her zaman mutfağıma beklerim. Yok ben sıkı her an, gelirim her anda gelebilirsin. Ama yardım edecek bir şey varsa da yardım edebilirim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ya bu adam da işte yer arıyorlar bakmak için yani. Şaka gibi. Yani bunda ne var ben gerçekten anlayamadım. Çözemedim de. Neyse. Daha yeni başlıyoruz. Mutfağa gitmek isteyen başka kimse var mı bilmiyorum ama. Ne oldu? Hani elde yoğrulmuş bir köfte gelmeyecek galiba. Neyle yoğuracağım? Nasıl kafan ya? Mı? Ne demek o ya? Kafan mı? Makineyle mi yoğrulmuş? Ne? Maalesef makineyle yoğrulmuş. Sen çünkü nereden anladın? Alamadım. Makine mi orada? Makine orada. El açması börek yapabilir Zuhal Hanım. Yani ne kalıyor ki ondan sonra? El açması yapabilir haliyle. Ya makineyi bana atayım tamam çok güzel. Tatlıydı zaten. Bir dakika köfte mi börek mi el açmış? Kavurup hemen fırına atıyorsun. Zaten şey onu da fırına hallediyor. Köfte mi, hamur mu? Hangisi makineyle? Köfte. Hadi börek değil, böreği eleştirmiyor şu anda. Köfte. Köfteyi yaptığı için yani köfteyi gelince ya konuşalım hani da ben önce böreği. Şu böreğin bir ikramını getireyim sonra ona bakalım istersen. Sonra bir ona gelince zaman suç gelince konuşalım. Suç aleti de orada mı kalmış? Ay bak tam da o suç mahallenin yani göbeğinde bekliyor. Yap, küçümencik bir börek yapmışsın. Küçümen. Şuraya bak ya. Bu da güzel ya. Ne yapayım? Ziyan mı olsun senin yemeklerin gibi? Ben onu anlayamadım. Benim yemeklerimin hiçbir ziyanı olmadı. Çok da güzel gitti. İşletmesinde gibi büyük büyük tepsilerle yapmanız gerekirdi. İşletme mantı sahibi biliyor büyük büyük nasıl yapılır biliyor. Ondan bize de mantılar açtığını böyle. En azından bir usta değilim, bir aşçı değilim. Krebimin lezzeti güzeldi ona bakın. Siz çekemediniz bence. O zaman ben de burada akıtma dökeyim. Millete akıtma dağıtayım. Lezzetli kuru. Yap. Ya da lokma yapayım. Yap. Tabii canım lezzetli yani, tabii, olur. Akıtmaya olur da varız sorun eyvallah. Sorun değil yani yap. Şimdi tabii ki tepsilerce açmasına gerek yok eyvallah. Fakat burada hiçbir şey ziyan olmuyor. Bir kez daha bunu söyleyeyim de onun bahanesinin arkasına saklanmayın. Evet. Bizim burada hiçbir şey ziyan asla olmuyor. Burada bizim kedilerimiz var, beslediğimiz diğer hayvanlarımız var. O ayrı. Fakat şimdi tabii ki bu küçük cam kapta pişirmişsin herhalde. Bayağı Zuhal Hanım diğeri çok büyüktü. Çok ha. Açmak gerekiyordu. O yüzden ya mecburen. Ya işte oradan daha çok uğraşacaktım. Büyük olunca doldurmak zorunda kalacaktın. Bu arada hamurum arttı. Hala var. O iyi güzel. Hamurum da arttı tabii yani. Tabii biz lezzetli olsun önemli değil. Hayır, yapı, işte, yapacaksın ya hani saat ilerleyecek. Hoş geldiniz aramıza. Ben zaten yani aramızdaydım. Var ya, sanki Kayseri mantısı yaptın bize getirdin ha böyle konuşuyorsun. Bugün 5 kişi olduk sayenizde. Hoş ne geldin. Güzel hoş bulduk. Sizin ilk gün yarışmanıza çok sevindim gerçekten. Çünkü ben de gerçekten ilk gün yarıştığıma çok sevindim çünkü sizi göreceğim. Beni dinlerseniz sonra devam sizi edersiniz göreceğim. Olur mu? Ben sizi dinliyorum çünkü. Siz hafta içi yarışsaydınız sizin gerçek yüzünüzü göremeyecektiniz. Benim yüzümü payım zaten. Hı-hı. Dün asla gördük yüzünüzü bir de bugünkünü gördük. Şimdi evet göreceksiniz. Evet. Günün özetini söyleyeyim mi? Hümeyra Hanım sağ olsun kafadan bütün bir sonraki yapacağı manipülasyon hamlelerini hazırladı. Siz de bunu gördünüz. Üzerine çıkmak için elinizden geleni yaptınız. Ve bunun peşine olan siz de... Olan benim menüme oldu. Yani siz de şey yine söylüyorum beni... belki üçüncü kere söylüyorum. Menünüzü savunamayarak bu ortama çanak tutunuz. Ben bugün böyle Yemekte İzin sayfasına falan böyle birkaç göz atıp bakarken bir sponsor reklam çıktı önüme. Nadir Bey kendi Instagram hesabını sponsorlu vermiş takipçi kasmak, reklam yapmak için.
Nerede vermiş? Peki bu sizin canınızı mı yakıyor? Siz bana rakip... Aa, bir dakika, orada da mı beni rakip görüyorsunuz? Hayır, ya da orada da mı çeksiniz? En iyi şarkıyı siz mi söylüyorsunuz? En iyi klibi siz mi çekeceksiniz Hümeyra Hanım? Olabilir. Hayır, sponsorlu reklam görmenizin... Benim böyle bir çabam yok. Sponsorlu reklamı ben bütün Türkiye'ye çıkıyorum. Benim bir firmam var. Ben bir ajansla çalışıyorum. Aynı zamanda kendi PR'ımı da yapıyorum. Bak, PR ihtiyacı olan sizsiniz, ben değilim. Ya ben bunu 5 senedir yapıyorum ya. Tamam, 5 senedir PR ihtiyacı olan sizsiniz. Ben PR yapmıyorum. Hümeyra Hanım, aramızdaki buraya geldiğinizde başladınız PR yapmaya. Benim PR'a ihtiyacım yok. Ya zaten yok. Buraya ben gelmeden başladınız bizi manipüle etmeye. Ben yemeklerimle, donanımımla her şeye cevabımı verip eleştirdim. Ama PR'a ihtiyacı, reklam ihtiyacı yok. Hümeyra'cığım, sabah buraya gelir gelmez bize bütün duygusallığınızı kustunuz. Pırlanta kolyemi kaybettim. Pırlanta kolyemi bulamıyorum. Efendim? Benzincide düşürdüm. Ondan sonra bir arada bir saat, iki saat geçmiyor. Bir anda nasıl oluyorsa buluyorsunuz. Ve bugün... Ben diyorum ki yani soruyorum. Güzel, ne güzel diyorum ki ben sanki kendi kolyemi bulmuş kadar seviniyorum. Bir dakika seviniyorum. Ne olur başını bilmiyorum hikayenin. Hanımefendi sabah araçtan inerken. Bugün. Dün benzincide kolyesini düşürüyor. Ve bu kolyesinin çok değerli olduğunu bize söylüyor. Kolyesi için bir saate yakın bir telefon trafiği yaşıyoruz. Akabinde iki saat geçmedi tam saati ama iki saati geçmemiştir. Kolye bulunuyor. Bir şahıs tarafından benzin istasyonuna teslim ediliyor. Ve biz de hep beraber seviniyoruz haliyle. Tamam, evet. Ama bu sabah geliyorum, başka bir büyük bir şok yaşıyorum. Ne oldu? Benim kolyemin taşını değiştirmişler diyor. Ve bana bir ürün gösteriyor. Bakın, eğer bir kurgu yapıyorsanız, bu yaptığınız kurguda etrafınızda kimler var iyi dikkat edin. Hani siz diyorsunuz ya ben her şeyi biliyorum, onu da biliyorum, bunu da biliyorum. Ama ben 25... yarışma ekibinde bu arada yanımda şoför beyefendi de var, tutanak var. Şu an savcılığa başvuru yapıldı. O zaman bir savcıyı da ben işine alet ettim. Avukatı da, benzinliği de, koskoca vakıfı da ettim. Ne oluyor, ne işler? Böyle bir şey olabilir ben mi? Ben 25 senedir ne mücevher sektöründeyim. Bakın, bir saniye, bir tamamlısı. Ben 25 senedir mücevher sektöründeyim. Türkiye'deki iyi firmaların yöneticiliğini de yaptım. Şu anda kendi markamı yönetiyorum. Peki o zaman size benim kendi kolyemi... Bana gösterdiğiniz kolyeyi... Sen dün benzincide, evet, ne olmuş? Bana gösterdiğiniz kolyeyi o hale getirilecek bir ekibe ben 25 senede rastlamadım. Peki o zaman ekiple birlikte ben bu esnada söktüm onu, o esnada. Bir şey söyleyeceğim, sen ben sizin ne yaptığınızla... Çok özür dilerim, ben sizin ne yaptığınızla ilgilenmiyorum. Tamam. Ben olayı bu şekilde yorumluyorum. Ne, şu an açıklıkla konuşuyorsunuz, hani neyle itham ediyorsunuz? Ya neyle itham? Ben size olayı yorumluyorum. Tamam, neyle itham ettiğinizi ben söyleyeceksiniz ama. Ben size bunun detaylı bir açıklamasını rica edeceğim. Tamam, siz neyle itham ettiğinizi söylerseniz net, ben de size karşı çıkacağım. Manipülenin başlangıcı, nasıl bir şey bu? Bir saniye, sen dün benzincide kolyeni kaybettin. Evet, sonra bulundu aynı yerde. Şöyle, yok bulunmadı. Şöyle, servise giderken ben hani buraya mikrofon falan takıldığı için iki kolyemi de yanıma aldım. Dedim ki orada takarım. Sonra tamam. Kolyelerin bir tanesi tek olduğu için o esnada böyle telefon trafiği falan yaparken benzinlikte su almaya indiğimizde kolye benim kucağımdan yere düşüyor. Sonra buraya geldiğimde tamam kolyeleri seçelim derken inanmıyorum dedim, kolye düştü. Neyse ondan sonra hatta arkadaşlar da yardımcı oldular. Birlikte oradaki yol üzerindeki benzin numarasını Ankara'dan aldık falan filan aradık. Dediler ki nedir, rengi nedir? Ha tamam dediler, bulundu burada. Ah çok iyi dedik, tamam. Tamam süper. Bulundu. Ondan sonra bak, akşam... dürüst insanlarmış, dedik bravo. Dedik ki biz de öyle söyledik. Dedik işte Allah razı olsun şey helal sütemiş insanlar varmış. Dün bulundu yani. Dün kaybettim, tabii, dün bulundu. Tabii biz hemen aradık ve dediler ki burada kolyemiz. Buldum hatta numarasını. Evet hatta numarayı beyefendi hadi buldu. Yani burada bir teşkilat olsa hani ben bile bulmadım. Tamam. Beyefendi ya aynı bari. Gün içerisinde bu kayboluyor ve bulunuyor. Evet sonra tamam. Dediler ki akşam bin gelin. Ben de buraya kadar bakın en az... Kendi kolye bulunmuş kadar siz sabah... Siz hiçbir şey üzülmediniz. Şu ama, an çok farklı bir noktaya getiriyorsunuz. Ama o kolyeyi bana... Bir saniye geldi, bir tamamlasın. Sonra... Sizin bence içinizin yağları erimiş gibi konuşuyorsunuz şu anda. Ya, neyse ya. Sonra biz akşamleyin sizin yine servis ekibiyle birlikte... Çünkü onlar da dediler ki Hümeyra Hanım... Biz de zan altında hissediyoruz. Tabii. Bizim aracımızda birlikte gidelim birlikte. Tamam. Birlikte servis ekibiyle yanımızda bir beyefendi daha vardı hatta. Üç kişi gittik benzinlikten. Bana kolye onu tam gittik. Bana verdiler ki, evet orada. Verdiler. Ah dedim Allah razı olsun. Bulan kişiye neyse dedim ben hediyesini de kendim teslim etmek istiyorum. Böyle hakkaniyetli insanlar kaldım. Süper. Teslim aldım, adayı tutana aldım, çıktım. Sonra araca bindik, beni bırakacaklar, devam ediyoruz. Sonra ben poşetin içindeydi. Poşet biliyorsun şöyle poşetler olur böyle kuyumcuda falan. Evet. Poşeti açtım, kolyeyi elime döktüm. Dedim ki bu benim kolyem değil. Zincir. Arkadaşlarınızla Allah razı olsun hemen birlikte gidelim falan. Tamam. Beraber gittik müdüriyete girdik. Sonra dedim ki bu benim kolyem değil.
Bakın dedim, bu bebek kolyesi, ben açtım kendi kolyemin resimlerini gösterdim. Bakın benim kolyem bu, benimkinin taşı bu. Ne dediler? Sizin bana dediler ki hemen güvenlik kamerasını izleyin, hiç sorun değil. Gerçekten hemen açtılar, oradaki vardiya müdürü açtı. Ondan sonra birlikte izledik. Oradaki bir görevli, gündüz görevlisi alıyor, elinde alıyor ve içeri müdüriyete gidiyor. Dediler tamam. ki... Evet, bu kişi bize teslim etmiş ama bundan sonraki o kamera kaydı için savcılığa şikayetinizi yapın. Biz hemen... Bir de hangi arada yere götürecek de değiştirecek de... Şu benim programda olduğum süre ama. Bakın ben programda tamam anladım da süre. İki saat falan yani siz burada duruyorsunuz. Ben düşünmüyormuşum. Bakın tekrar... Yani mantıken düşünüyorum. Ya her şey olabilir canım bu devirde i̇ki yani. İki saat demek ki bu insanlar daha önce teşkilatlanmış. Orada değerli eşyasını düşüren insanların hemen götürdüğü yerler... Birerde kuyumcu var. Çalıştırıyorlar evet, herhalde hemen, şeyler. Hemen hemen tanıdık bir devir var böyle. Bu işleri yapan bir organizasyon. Ama sence mümkün mü? Pırlantaları açacak, değiştirecek, yenisini kolye koyacak. Kolye yanımda size hemen göster. Bugün zaten... Bugün. Geçmiş olsun öncelikle. Tabii bilemeyiz. Her türlüsü bak, olabilir. Tanımayız etmeyiz. Ama çok panikli Zuhal Hanım. Gerçekten. Ya, olur mu? Pırlantaysa olmaz mısın? Aldığınız anda teslim aldım diye aklınıza böyle bir şey yani gelir mi? Gelmez tabii canım. Daha önce başınız bakın. Bebek bilekliği gibi bir şeye takılmış. Şey, tek taş mı bu? Evet bakın benim kolyem bu kadar uzun bir zincir. Taktıkları zincir bu. Bu zincir kolye değil ki zaten. Değişmiş, zinciri de değişmiş. Zincirini de değiştirmişler. Bu dolanmış mı bu? Yok, bu yok, kadar mı boyu? O kadar, bu kadar. Peki bir şey bu soracağım. Bu bileklik ayol. Ümer abi, buna takmışlar. Senin bu gerçekten bu pırlanta mı? Evet. Onu sormak istiyorum. Bunu ne zaman almışsınız kolyeyi? Bir Kim Kardashian da var. Kaç paraya aldığınızı sorma şansın var mı bilmiyorum. Burası kuyumcu yerim ya. Yani şu an yemek şöyle... Çok, yani, çok büyük bir taş. Söyleyeyim ben bunu... Çok büyük tamam. Bu kaç karat? Kaç karat olduğunu söyleyebilirim. Mesela kaç karat? 80 bin TL'ye almıştım. Karatın oldu, hatta sertifika falan savcılığa hepsiyle birlikte gideceğiz. Alalım marka olsun. 3,5 sene önce 180 bin TL'ye bunu aldınız. Karatı bir şey bu kadar olup karatı küçük olanlar da var. Siz pırlantacı falan değil, siz şarkıcı mısınız? Türk edebiyatı. Dün diyor ki Türk edebiyatıyım, takıcıyım. Ben dün de mutfakta, sanatçıyım mutfakta dedi. Mutfakta aşçı, kapalı çarşı. Şimdi bunların da biliyorsun. Parlaklığı, kesimi. Hepsi fark ediyor. Hepsi şey ben fark ediyor. Ben 80 bin lira 3,5 yıl önce almıştım. Şu anki değeri 400 bin TL. İspet çakılsın. Şu anki değeri 400 bin TL zaten ben. Onu atsam birine her şey hani şu. 400 bin değil. Yok, var, ne 400 bin lira daha fazla tatlım yok, o kadar karat. Yok karatıyla alakalı bir durum. Ya şu an 400 bin lira yok. Bunun 400 bin olur mu ya? Bunun değeri siz de 180 bin lira diyorsunuz 3,5 sene önce. Neyse bir ay şey olursa elinde yüksek bir şey olur. Bir şey söyleyeceğim. Şu an bir saniye. Şimdi burada başka bir konu var. Sen şikayetçi oldun mu? Tabii ki avukatım şu an savcılık tamam. şikayette bulundu. Şimdi olay adli mercilere sevk edilmiş. Evet evet tabii. Dolayısıyla böyle oraya intikal etmiş bir konuyla ilgili daha fazla burada konuşmayalım. Hassas bir konu. Şimdi bu devirde de kimse kimseye güvenmiyor artık. Her şey olabilir. İnsanlardan her şey bekleriz. Tabii ki insanları da töhmet altında bırakmayalım. Madem ki şikayette de bulunmuşsun. Hı hı. Onun adli takibini yaparlar. Güvenlik kameralarından bakarlar. O görevliyi alırlar. İfadesini alırlar. Nedir ne değildir. Olabilir. Olmaya da bilir. Ben zannettim ki bu birkaç tane pırlanta antalı bir şey. Hayır, tek taşmış. Bu şekilde abi, bir şey su yolu değil. Gibi değil. Yani bunu anladım. Zaten 2 saat içinde sökme şansı bunun hepsi. Ha, ben de öyle bir şey zannettim. Bu tek olduğu anladım. İçin. Tek olduğu bakın, için daha kolay söküp diyorsun. Söküp takamamış. Geri yerine yenisini takmaya vakitleri bile olmamış. Geçmiş olsun. Ya ben de zaten... Umarım öyle bir şey yapmamışlardır ama bilemiyoruz ki olabilir. Kimse için öyledir ya da böyledir diyemeyiz. İnşallah öyle değildir. Geçmiş olsun. Yani ben de aldım. İnandırıcı değil ama ben konuşmanın hiçbir artık devam edeyim. Arkadaşlar yani o insanlar aldığım soruların cevabı çok saçma geliyor bana. Ya da Hümeyra'yı da şimdi burada bir şey diyemeyiz. Şu anda kapalı İçerisindeki en iyi pırlantacılardan biri olduğu için o bizden daha iyi biliyor. Laboratuvar şey değil değil mi pırlantası? Hayır hayır büyük bir marka AVM'de büyük bir markanın ismi olan marka sertifikası ile birlikte zaten. Anladım. Ki savcılığa suç duyurusunda bulunurken zaten ben sertifika yani benim boynumdaki resimde şikayet mi olunur? Ben tabii. Sertifikasıyla daha önceki faturasıyla zaten şikayetimde bulunacağım. Ya 10 bir... karata yakın yani. Ya sen, biz de inandırıcı gelmediğini söylüyoruz. Kimin peki. Yaptığı inandırıcı gelmiyor? Sana kastediyor. Biz bence Batuhan Bey'e yazdık. İnandırıcı olmadığını söylüyorum evet. Yani. Şey, olayın pek inandırıcı gelmediğini yani söylüyorum. Kötü bir yorum yaparsanız en azından. Yani evet. Yapacağım. Şimdi ciddi bir... Beğen siz de beğenmeyiz de ben yoruma geçmek evet, istiyorum. Ben de. Evet. Sizin ikna yani sizin pırlantamız evet. Kastı gerçekten. Konuyu ama beyefendi açtı. Ben böyle bir konuyu TV önünde zaten açmam. Bakın ben burada pırlanta konuşmaya gelmedim. Beyefendi açtı. Yani konuşuyorsunuz sürekli artık kapatın yani. Peki ben kendimi açıklamayayım mı? Bana ithamda bulunuyorlar. Diyorlar ki böyle böyle. Bakın hepiniz ben kaybettiğimde üzülüp ay arka odada böyleler. Ay ne kadar üzgün. Biz olsa şöyle ama burada gelince ha Hümeyra böyle ama içeridekinin hepsi ne kadar farklıydı. İçeriden konuşamıyoruz hanımefendi. Peki bir şey söyleyeceğim. Yönlendirme yap. Başarıdayken ekibiniz bizi uyarıyor. Takdir edersiniz ki sevgili izleyenler biz ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla hassas bir konu mesele eğer kendisinin ifadesini baz alırsak ki onun beyanı öyle bu benim kolyem değil diyor. Fakat size tavsiyem bundan sonra katılacak yarışmacıları da bu kadar değerli takılarınızla buraya gelmeyin. Şahsen ben böyle bir kolyem olsa
bunu hani ne bileyim bir davete, bir özel bir geceye, düğüne. Ama burası da benim için özel bir yer. Ya haklısın. Özel benim ama yani Allah korusun yolda düşünebilirsin. Bu iyi gene bulduk demişler ama sen de o değil diyorsun. Ya burada düşse Allah korusun. Bizim burada kocaman bir ekibimiz var. Bizler sonra bilemeyiz. Kalırız, şimdi herkes yani. Sen altında evet. kalır. Bu kadar kıymetli mücevheri takmaya gerek yok yahu. Bu kadar yani teşekkür ediyoruz özenin için ama Allah korusun. Sen de mağdur olma, kimse de mağdur olmasın. Ama ne kadar güvenlikli ki hemen alan kişinin zaten benzinliği güvenlik kaydı alan tabii. O iyi olmuş. Ben arkadaşlarıma da teşekkür ederim, ekip arkadaşlarıma gerekli. Hassas bir mesele yani, geçmiş olsun. İnşallah bulunur gerçeği senin ifadene göre. Hümeyra Hanım'ın pırlanta kolyeyle alakalı konusunda fazla uzadığını düşünüyorum masada. Kez aynı şekilde Nadir Bey kendi yaptığını bastırmak için Hümeyra Hanım'ın üzerine gitti. Hümeyra Hanım da bu olayda bence abartıyor ve yalan söylüyor olabilir. Pırlanta pırlanta artık başımızın etini yedi. Yani bir pırlanta almış vurmuş aşağı yukarı yeter yani dedim. Takmasaymış yani pırlantasını, madem bu kadar değeri var geliyorsun takma, evinde sakla. Nadir Bey masada ben onun sosyal medya hesabını sponsorlu paylaştığını söyleyince, takipçi prim kastığını söyleyince şok gibi kaldı. Sonra dedi ki dur ne yapayım, benim Hümeyra'ya bir cevap vermem gerekiyor. Sonra dedi ki pırlanta kolyesiyle alakalı böyle. Herkes bu kadar üzülürken işte çok büyük talihsizlik derken masada geldiler ki işte siz bunu pardon o zaman siz bunu yani dışarıda bana yardımcı olmasaydınız o zaman. Deseydiniz ki senin amacın prim. Dışarıda ayrı olup burada masada ayrı olun. İki yüzlüler. Başlayacağım. Yorum evet. yapmak istiyorum. Evet. Aşırı yağlı Zuhal Hanım. Çok yağlı geldi bana. Ben daha tadamadım bile. Konuşmaktandır. Yani yağ nerede? Çok yağlı. Sizin saçma sapan ithamlarınızdan. Gönder gelsin. Yağlı. Gönder. Batuhan Bey yani bakar mısın? Çok yağlı geldi bana. Bir de kalın da geldi hamuru. Aslında kalın değil. Kenarlarından yola çıkarsan yanılabilirsin. Aslında kalın değil. 7 kat oradan hamur var. Hayır, ortasından da yedim. Yedim. Ortasından da yedim. Yani bak ortayı kesip buraya getirmedim. Evet, kenarı bakın, da kalın. Her şey göründü. Ortadan da yedim. Ama bakabilirsiniz. Bakın hatta kamera çekiyorum bilmiyorum ama bakın kalın. Ve yağlı. Böreğin orijinali yağlı olabilir mi? Hayır, orijinali. Ya siz belirtmişsiniz zaten. Annenin böreği demişsiniz. Tamam işte nereden biliyorsun bu böreğin yağlı yağsız olduğunu? Yani bence yağ oranı... Bu krep, krep. Sen krep niyetine. Hayır. Tamam, hadi krep niyetine. Boş. Batuhan Bey bizden bir içecek alabilir miyiz? Yağ oranı bence tercihe bağlıdır. Bence bir dinleyin Batuhan önce. Batuhan Bey, yani yağ oranı bence tercihe bağlı. Çok yağlı seversen çok yağ koyarsın. Bu hani illa onun... Ya su böreği işte yağ kaldırır mesela. Ama bu yani yağlı kıyma zaten yağ kaldırmıyor. Hani kıyma da yağlı oluyor. Bir de yağ koydum. Peki. Çok yağlı oluyor. Sana ben geçelim Duygu. Yani. Peki. Ben tam aksini düşünüyorum. Niye? Tam aksini düşünüyorum. Bu börek yağlı değil. Yağlı. Bu böreğin hamuru incecik açıldığı için bu kadar kurumuş. Ben kurumuş böreği mu? Evet bu böreğin üstünü üstü iyi pişirdiğim neden üstü için... yağlı söylüyorum. Yumurtayla bir yumurta sarısıyla yoğurdu mecbur çırpıp. Bu yağlı değil mi? Üstünün kızarması için. En alt mı o? En alt. Zuhal Hanım o. En alttan bahsediyor şimdi. Bana da biraz yağlı geldi. Yağlı, aktı yağlı, burada. Yağlı yani. Şey yaptı. Herhalde yağ aşağıda kalmış diye. Ben gideyim taraflarda yağ yoktu. Ya. Bugün evet. Hatta şöyle de bakabilirsiniz. Evet. Benim ince açılmış dedin değil mi? Şimdi ince değil mi bu? Ha ince mi? Ben ama... bilmem sana soruyorum. Hayır bence Allah aşkına, ince. Gerçekten ince yani. Kamerada izleyeceksiniz. Ama gerçekten benim... çekip açtım. Batuhan Bey vallahi benimki kalın yani, yalan mı söyleyeceğim? Tamam, bana bir de onu kalın ters, geldi. Ters çevirin. Ha bir de şöyle yani, önden bakın bakın. Bir önden bakın. Hayır, çeşitli yemin, açılardan bakın, bakalım. Lütfen. Bakın evet. işte açın. Yani burayı ben de böyle çevirirsem. İnce? Uy uy ne kadar kalın ya deriz ya. Ya da bana yani. İnce taraf mı geldi? Hayır hepsi yani... aynı. Özellikle seçmedim kimse için. Ya Allah aşkına katlar ayrılıyor birbirinden. Ya? Çünkü ayrı ayrı birleştiriliyor. Tekrar üzerinden geçilmiyor. Ben keserken böreğin dağıldı. Evet, öyle olmaması lazım. Dağıldı. Efendim? Normalde hani... Ben kesemedim, dağıldı börek bak. Sert. Ki ben hiç sevmem dağıtarak yemeği. Üstü katır kutur, evet. altı yağlı, kenarları hamur. Bilmem bak sana göstereyim. Sen ne düşünüyorsun şurasıyla ilgili? Bunları? Yağlısın. Hayır şu kalınlığı, bir de kurumuş bak, kenarları. Yani senin bunu elinle açmanın hiçbir anlamı yok. Güzel olmadı. Kenar olduğu için mi? Evet, benim kenar krebim o kadar laf. Katlar oraya katlama yerleri mi diyorsun? Olabilir. Mecbur değil, hamurun... yapım aşamasında sıkıntı var. Belki şu olurdu. Hayır şu olurdu. Sen hamuru o haşlasaydın. Hayır, o şey pişirdiğim o camı biraz daha büyük tutsaydım. Cam kap. Belki o evet. Kalın oldu. Cam kap yani. Evet. Daha kalın olmazdı. Evet, burada katılabilirim. Yani çünkü ne yaptın orada? Köşelerde mecbur sıkıştı bir toplanıyor. Biraz. Sıkıştı biraz. Sıkışıyor evet. Evet. Tuzsuz. Tuzsuzu aslında çok koydum. Tuzlu yok evet. Evet hiç gerçekten tuzlu yok. Gerçekten koydum. Bana da tuzu normal yani geldi. Yani tuzu da bana tuzsuz, yani tuzsuz geldi. Gerçekten tuzlu yerinde. Çok koydum. Tamam çorba da yok değil mi? Bunun tamam sanki tuzu. Harcın tuzu var, hamurun tuzu var. Harcıyla hamuru bir aldın mı tuzsuzluk geliyor Zuhal Hanım. Evet hamuru tuzsuz. Evet, şey var. Tuzlu ben olabilir. Peki sen nasıl buldun? Ben şöyle...
senin de söylediğin gibi hani annemin böreği diye sunulduğu için ben bunu şimdi bir şeyle kıyaslayamıyorum. Ama damak tadı. Kıyaslayamıyorum. Şöyle, hani bu böyle yapılmaz, şöyle yapılır gibi yorum yapamıyorum haliyle. Tabii. Senden Batuhan'ın özel böreği diye bir şey gelseydi, aynı zamanda bu kıymalı değil de daha böyle bir kaşar peynirli bile gelseydi, ya ona bir şey bundan sonra diyemeyiz. Köfteye geçiyoruz şimdi, ya hani bir lezzet kırımı olsaydı arada. Peynirli ya da evet. Hani bir lezzet doğru, kırımı isterdim. Aslında bunun sebzeli, normalde pırasalı da yapılıyor bu. Fakat keşke pırasalı yapsaydın. Zuhal çünkü Hanım, etin var, köften var, gene evet. Gerçekten yani doğru söylüyor. Niye kıymalı? Daha bir sofrası ya hani. Ya da peynirli börek ya da patatesli peynirli olabilir. Sen senin arası can dün tavukluydu. Olabilir. O zaman sen de tavuk koymasaydın çünkü ana yemeğinde danaydı. Ama et ve tavuktu. Et ve bu tavuk. Kıyma hani tekrar. Diğeri de ama ayrı yapılmışlardı. Hayır, bulgur, bulgur. Onun hatalı. Hayır, benim sadece bulgur seçiminde senin 2-3 parçan yanlıştı. Evet, onu konuştuk. Peki beğendin mi lezzetini? Beğenmedim. Beğenmedim. Sen beğendin mi Hümeyra? Üzgünüm. Bakın bana da böyle çok, çok katlı bir yeri yani gelmiş bana. Böyle. Bunun kenarını yani şöyle yapabilirdin. Her yeri çok farklı. Şöyle birbirinden kenarlarını kesip o katlı olan ortasından. Keşke sen bizi ortasından kesip getirseydin. Niye kenarlarını getirdin? Ya da kenarlarını tepsiye hiç koymayacaktın. İç harcı. Şimdi küçük olunca börek ortasını evet kessen hepimize yetmeyecek. Tamam, ben sana söyleyeyim işin gerçeğini. Tabii yemezler. Yemezler. Görüyor, çekiyor kameralar. Söylemeyeyim. Benim dememe gerek yok şekerim. Zaten küçücük yani bir kap. Yani küçük börek kenarlarından zaten buralarını bıraksan ortada ya kalacak şu kadar. Onu da bize getireceksin, diyeceğiz ki ne bu kadarcık mı yaptın? Ondan sonra kenarları da getirmek yaptım zorunda. Kenarları da hamur, kuru, üzgünüm. Çok üzgünüm, görünen köy kılavuz istemiyor bana göre. Ama yarışmacı der ki ben puan vermek istiyorum. Ben onun için çok beğendim. Bir şey diyemem. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Eline sağlık. Zuhal Hanım, ben gerçekten şey yapıyorum hani açım ama be, arkadaşlar karınlarını doyurdular maşallah. Sonra yeni tabakları gelip alacağım. Evet. Neyle doyurduk? Böreklerle. Ya biz herhalde yedik, sizin içinizde kaldı. Bizim yediğimiz börekler. Valla gördüm ama yani güzel, yiyordunuz. Güzel ikram ettik ama. Ben yemedim, bilmiyorum. Hangi i̇şte börekler ya? Demek ki. Böyle masaya börek almışlar, yiyorlardı arkadaşlar sabah geldiğimde. Siz neler yaşıyorsunuz bu kamera arkasında ya? Kamera arkası daha eğlenceli. Yiyorlardı. Hatta belki de o yüzden beğenmiyorlardır. Karınları tok ya. Siz bu böreği beğendiniz mi? Bir saniye dur, karıştırma lafı. Hayır ya, börek olayı vardı. Şöyle bir şey, ben böreği gördüm. Siz yemek yarışmasına gelmeden evvel börek mi yediniz? Ben aç geliyorum buraya. Aç geleceksiniz tabii. Şey, bu daha kim yedi? Kim yedi? Kim yedi? Herkes yedi. Ben şok oldum. Yani daha büyük hata. Size söylüyorum, evin aç daha kaldı. Yemeği aç kalmak istemedik. Hakaret değil ama çok büyük hata. Yani kusura bakmayın, o zaman şok oldum yani. Getirecek. Baktım. Neden şok oldunuz? Hayır. Böreği kim aldı? Ben. Niye? Kahvaltı yapmışsın. Kahvaltı yapmak için. Yapmamak yani gerekiyor şöyle, normalde. Burada yok, biraz kahvaltı evinizde yapın. Burada bekleme süremiz biraz fazlaydı. ben de tek başıma yemek istemediğim için buradaki arkadaşlar burada nasıl bekleme süreniz? Siz saat kaçta alınıyorsunuz? Biz çatal kadar yediler. 11'de Zuhal Hanım alınıyoruz. Bu arada 11'de biz yok, ben yani. Tane alındım. 10.30 bir saniye. Ben 10.30'da alındın. Hı-hı. Ve 10.30'a kadar evinde kahvaltı etmedin mi? Hayır, etmedim. Bu bizim sorunumuz mu? Hayır, sizin sorunuz mu? Niye etmedin evinde kahvaltı? Bir de doyuruyorlar karınları. Yani bu daha bir kahvaltı. Pardon, sizi sabah 6.30-7'de mi aldılar da kahvaltı etmemize vakit kalmadı? Geldik burada bir de bekleyeceğiz, röportajlar var dersiniz, anlarım. 10.30'da alınmışsın. Doğrudur. Etseydin kahvaltını. Yemek yarışmasına gelmeden şey evvel börek alıp yiyeceksiniz kahvaltı. Zaten 11'de evet, alındınız. Evet, Zuhal Hanım yediler. Geldiniz buraya 12. Hayır. Röportajı biz 2'de kayda giriyoruz. O yüzden kimse bir böreğin üstüne doyurdular yemedi çünkü Zuhal Hanım. Zuhal Hanım çok pardon. Dün Pınar Hanım'ın günde aç kaldığımız için aynı şey yaşanır diye öncesinden hanımefendi bize ama uzattı. Ya, birer çatayı herkes aldı. Birer çatal ama yedi. Hanımefendi yeseydiniz mis gibi et pişmiş. Yani ya, bu olmaz. Bana söylense bu olmaz. Birer dilim yedi. Şimdi ben de buraya pizza yedim. Kimse karnını doyurmadı bu arada. Bakın karnı dilimler. Ay canım, keşke doyursaydınız. Niye öyle birer almışken yarımşar kilo yeseydiniz ya, hakkını verseydiniz böreği. Yemeklerim çok güzeldi. Bir de zeytinyağının üstte çıkıyorlar. Benim masama saygısızlık bu. Başka bir şey değil. Saygısızlık al, yarışmacı söylüyor, ben demiyorum. Ne düşünüyorsun Batuhan? Ya bu Zuhal Hanım gerçekten büyük saygısızlık. Şimdi yani Batuhan ben böreği nasıl doyurdu mu? Konuşmanızın elle tutulur hiçbir tarafı yok. Bir, diyor ki erken alındık 10.30. Diyor ki dün aç kaldı. Bu arada çıkışta aç kaldı. Bugün aç kalacağınızı ne biliyorsunuz? Dün mis gibi o sobuk pişmiş, hepiniz de pişmiş dediniz, bir güzel de yediniz. Niye aç kalıyorsunuz et yedikten sonra? Sanki Fizan'a gidiyorsunuz bir. İkincisi, bir, bugünü bir görseydiniz de derdiniz ki aynı zamanda öyle bir şey olduğu zaman ki gerçekten burada maalesef kötü sofralarla, yemeklerle karşılaştığımızda hepimiz aç kalkıyoruz. Evet. Ve biz bazen bunu tabii ki seyircilerimize yansıtmıyoruz ama bizim burada çok doyurduğumuz karnını
tabii ki bu bizim görevimiz. Çünkü maalesef olmuyor yemekler. Bizim de gönlümüz el vermiyor buradan yarışmacının aç gitmesi. Ama daha dün bir, bugün iki. Ne bildiniz de, neye baz aldınız da dün aç gittik. Dün aç gidecek bir durum yoktu. Bu kadın canım yemeklerini bütün ekip taktı. Evet, ki burası 20 yıldır yemekteyiz yapan ekip. Türkiye'nin yemek haritasını çıkarmış insanlar var aramızda. Dediler ki Zuhal Hanım, biz şaşırdık bu puanlara, biz çok üzüldük. Ben de öyle, çorbayı tattık, gayet güzeldi. Ossobuco gayet iyi pişmişti. Krebi yedik, incecikti. İçi yumuşacıktı tavuğun. Tatlın hiç olmamıştı, evet, kusura bakma. Evet, ondan evet kısa salatan bilirler. Da güzeldi. Çok pilavın güzel. Da harikaydı. Masadaki tek dedikoducu aslında Gülpınar Hanım. Çünkü Gülpınar Hanım aslında bizim orada börek yememize takılmadığı, sadece orada kendini göstermek ve kendi masasında yenilmeyen yemeklerin yenildiğini gördüğü için söyledi onu. Ben yukarı çıktığımda odada börek yiyorlardı. Ben hiçbir şey demeden dışarı çıktım. Sonra bunu masada da dile getirdim. Yani yarışmacı arkadaşıma da haksızlık ediyorlar sonuçta. Karınlarını doyurup da geliyorlar. Ondan sonra da beğenmiyorlar. Ki dün de aynısını yaptılar benim menüm için. Bilemeyeceğim, görmedim. Çünkü ben yarışıyordum o esnada. Belki karınlarını doyurmuşlardır ama. Özellikle Nadir Bey, Hümeyra Hanım, bir de Duygu Hanım sanki çete gibiler. Duygu Hanım'ın bugün getirdiği 2 kilo börekten ben sadece bir dilim nezaketen yedim. Yarım kilosunu zaten Nadir Bey yedi, 1,5 kilosunu da Duygu Hanım yedi zaten. Hepsini yediler, biz ayıp olmasın diye bir parça aldık. Şimdi şöyle bir durum var. Ben menüyü eleştirirken de zaten menüdeki şeylerin yanlış olduğunu ve pişirme şekillerinin yanlış olduğunu söyledim. Tamam ama lezzetinden verebilirdim, yanlış olabilir. Pınar Hanım lütfen, bu sefer ben sizi yanlış diye eleştirip o tabağı bitirsem bu duruma düşerim. Ben yanlış diye olmamış diye eleştirdiğim bir tabağı o zaman sonuna kadar bitireyim. Tamam. Bu ne lahana, bu ne lahana turşusu kötü o zaman. Yani şu anda Batuhan Bey'in geldiği kadarıyla buradaki yediklerinize göre beğenmediniz. Batuhan Bey'e kaç puan vermeyi düşünüyorsunuz? Daha dur, daha yiyecek. Yani, hayır, tamam, başındasınız da yani. Bana bakın, 4 verdiniz, ne kadar verebilirsiniz? Pınar Hanım, siz de daha menü önüme geldiğinde dedim ki tamam, çünkü dedim ki bunu bu şey, bakın röportaj bunu inşallah bu şekilde yapar. Siz bir kere Ossobuco'nun içine ne girdiğini bilmiyorsunuz. Sadece o değil, nasıl bilmiyorum. Ahçılardan alıyorsunuz. Nasıl? Ne koyuluyor diye. Ben mi ne koyuluyor diye söyledim. Ben en azından duydum. Esnaf lokantası işletip de duydum. Kalkıp karşımıza ben ev hanımıyım bir demedi. Bir saniye, esnaf lokantasını lütfen aşağılama, esnaf lokantaları çok güzel lezzetler. Hayır, ben yüceltiyorum. Pınar Hanım. Siz aşağılama gibi algıladınız. Çok lezzetler çıkıyor. Siz aşağılama gibi algıladınız. Pınar Hanım, Pınar Hanım, ben bunu da söyledim zaten. Dur bir saniye, bir dinlesene. Bence uslup olarak. Yok, hayır. Yanlış ama yanlış konuşuyor. Anladın. Esnaf lokantası. Yo, hani orada öyle bir tecrüben var. Niye söylemedin anlamında söylüyor bence. Yani söylesin ne olacak? Ben öyle aşağılama olarak söylemedim ne olacak? En azından çalışan söyledim. Tek kadın ben gibi eleştirilmezdim. Siz de çalıştınız. İki ev hanımı, biz iki çalışan kadın olarak eleştirdim. Sadece ben çalışan gibi eleştirildim. Siz de ona göre değerlendirdiniz. O kadar lezzetli yaptığı yemeği bile vermediniz. Ben ev hanımı olup neden böyle bir menü tercih ettiğini dile getirdim. Demek ki çalışan bir bayandan ev hanımı bu menüyü beklerdim. Ama biz yemekleri ev hanımı mı, çalışan kadın mı, bankacı mı, doktor mu diye bakmıyoruz ki yemeklerin lezzetli. Ossobuco'yu pişirmiş mi pişirmiş. Ama beni dün ona siz göre bunun açıklamasını yapın. Lafı dolandırmayın oradan buradan bahanelerle. Ossobuco'yu pişirmiş mi pişirmiş. Hepiniz de hemfikir miydiniz? Evet, hemfikirdiniz. Lokum gibi pişmiş. Söyledikleriyle puanlar aynı değildi Zuhal Hanım. Eşlikçisi yanlıştı. Salatan da aynı zamanda bulgur olması yanlıştı. Ama bulgur pilavı yaptın diye yapamadın mı? Yok, gayet lezzetliydi. Evet. Güzel pişmiş bir et vardı. Ossobuco yoktu. Biz de vardı, onu söylüyoruz. Vardı. Vardı, siz anlamıyorsunuz. Yoktu bence. Yani ne sonunda vardı? Siz acaba hani ne vardı? Neye eksik koymuş? Hiç yediniz yani mi Ossobuco? Marinesi bile yoktu etin. Aha. Mayna demek, yemek demek mi ya? Bu nasıl bir... Hayır, olmadığını böyle mi anlıyorsunuz? Pardon. O yemeğin Ossobuco olmadığını öyle mi anlıyorsunuz? Nasıl anlıyorum? Ben marina yaptım deseydim anlayacak nasıl mıydınız? Yani ben anlardım. Et önünüze geldiğinde anlarsınız bir şey olur. Et kesin, o eti ben anlardım. Et geldiğinde anlıyorsunuz onu. Ortasına bakınca görüyorsunuz yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Doğru. Hani bu lezzetiyle, tadıyla olan bir sürü durum söz konusu değil ki. Doğru. Dün anlayamadım. Ve ben yine dünkü konu tekrar başa geleceğim. Doğru. Söylediğim şeye siz biraz daha bastırsaydınız, bunları anlatsaydınız bize. Biz olumlu yönde etkilenirdik. Neyi anlatacağım? Siz bakın, mutlaka yemişsinizdir bu yemeği yani. Yememiş insanlar değilsinizdir yani. Neyini anlatayım ben? Olan, yani olması gerekeni getirdim ben. Bak şimdi bana verdiğim puan için hala eleştirilerde bulunuyorsunuz ya. Ben de baştan bunu söylüyorum. Evet, etim geldi. Ossobuco'ydu. Yani bunların üzerine durmadınız. Arkasında duramadınız. Ve benim başında ve sonunda yaşadığım o sıkıntılardan sebep benim hepsi aklımdan uçtu gitti. Biraz öne çıkarsaydınız
Hayır yani birkaç yorumcu, yani birkaç yarışımcıyı bastırabilseydi. İkna et, sanki pişmanlık duygusu yaşıyor Zuhal Hanım. Yani beni ikna edebilseydi diyorum. Sen ki biraz pişmanlık duygusu var Zuhal Hanım. Zuhal Hanım bence ilerleyen günlerde daha çok olacak ve itiraflar gelecek. Keşke o gün dört vermeseydin diyeceksiniz. Ben şöyle söyleyeyim, kadir kısmet meselesidir bu. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Hayır, hayır, değil lütfen. Ben bu puanı verirken kimseye danışmak zorunda mıyım? Hayır, asla değil. Benim özgür iradem var mı? Özgür iradem var, tabii ki var. Ben dört verdim. Pınar Hanım, Cuma'ya kendi gününü oynuyor. Kendi gününü oynuyor şu anda. Eksik verdiğini söyleyip kendi gününü oynuyor şu anda. Pişmanlık yok tabii ki. Lütfen, bakın zaten benim son günlerde değil. Ben bir şey daha toplamıyorum. Burada konuştuğum hiçbir şeyde puan da toplamadım. Toplamayı da amaçlamıyorum. Etimin yarısından siz çoğunu lütfen, yediniz. Krebin yarısı zaten bitmişti. Ya yerken, yedi ama puanlamaya yerken, geçince olmadı. Yerken neden yediğimi de ben açıkladım. Aynısı ya, çok saçma Allah'tan geliyor bana yani. Neymiş ortası, çöpe gitmesin. Çöpe gitmesin ne Zuhal Hanım ya? Gitmiyor ki zaten. Biliyor çöpe gitmediğini. Bildiği halde çöpe gitmesin. Halbuki ben bu çuval çöpe gidecek demedim ki. Siz demedim. Beğenmedim diyene kadar hani demedim. İsraf olmasın dediniz. Demedim. Ben İsraf bunu olmasın demedi mi? Yemeği evet, yerken evet, genelde bitirmeye çalışırım derim. Bitiririm de derim. Dünyada açlık var. Çocuğuma israf etmemeye İnsanlar çalışıyorum dedim, dediniz. Açlıktan öldüğü bir dünyada yaşıyoruz dedim. Aynı kapıya bunlar burada. Bunlar burada çöpe gidiyor demek değil. Biz kendi evimizde evet onu yapıyoruz ama şu an İnsanlar yarışmadayız. Ya tamam, ben burada çöpe gidiyor demedim. İnsan beğenmediği yemeği yemez. Hala 4 puanı savunuyor. Savunulacak yeniyor. Bu kadar emek, bu kadar şey. O kadarını hak etmiyor. Dinliyorum. Hala kendimi zor tutuyorum yani. Ben keyif almıyorsam o yemeği yemem. Evet yemem evet. Zuhal Hanım yani niye yiyeyim ki? Hele bir yemek yarışmasında veya davetteysem. Ha evimde ne bileyim evimde yerim. Burası TV8 Aşevi ya da TV8 Ramazan çadırı değil. Burası bir yemek yeriz. Burada karnımızı doyurmaktan ziyade bu lezzetleri eleştirmeye aynen, geldik. Doğru. Burada Aşevi veya Ramazan çadırı bir şey değil. Doğru. Bir o yüzden mi az önce çorbayı dibine kadar içtiniz? Ben ama söyledim. Büyük olmuş diye. Benim tabağım dışımıydı. Bakın. Orijinalinde illa maydanoz olacak sunum diye bir şey yok. O bir sunum. Kıvamı güzel, lezzeti yani iyi. Kıvamı güzel. Ama beğenmemiş çorbayı. İşte zaten nereden ne kup çıkacak merak ediyordum. Peki karnındaki eti bitirdi, krebi bitirdi, çorba sıvı olan bir şey. Sen burada olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş derken çorbanın dibini görmüşsünüz. Tamam ben ne dedim çorba için? Eleştiri yaparken kendi hareketlerimize dikkat edelim. Ben çorba için ne dedim? Kendi hareketlerimize dikkat edelim, wow. Evet, rosto köfte ve bugün de meyhane pilavı var. Evet Suhal Hanım. Evet, bu köfte miydi makineyle karıştırılan? Muhtemelen kendisi. Neden elinle yoğurmadın Zuhal Hanım, elimle yoğurdum, izleyeceksiniz. Sonrasında tamam, ben sadece daha da ezilsin diye sadece 5 dakika cihazı kullandım. Çünkü bunun ezilmesi gerekiyor. Duydun mu Nadir Bey? Ezilmesi gerekiyormuş. Adam elinde yoğurmuş, 5 dakikada ben makine yapmış. Ne var? Ben mutfağa girdim de bana bu cevapları vermiyor. Diyorum ne dedi? Niye bu burada diyorum. Sence niye diyor. Ya ben niye tahmin edeyim yani bu. Sence niye yani? Sence niye? Hani şey desem, bu köfteyi neden yaptın desem, senin yemiş sen neden yapmayayım ya mı diyeceksin bana yani? İçecekler için size yardımcı olmamı ister misiniz? Evet, çünkü ben oturduğumdan beri evet, su içecek bağırıyor. Sen en başta niye su vermedin çorbada? Ya işte daha lezzetli olsun, böyle tadını alsınlar diye. Ya ben bir şey sorabilir miyim? İzninle geliyorum. Siz neden oraya dönüp buraya vermektense önce oraya tabağa... Sıralama, sıra şeklinde gidiyorum. Şimdi getiriyorum. Sıra buradayken buraya gelmiyor mu? Girebilir miyim? Tabii. Yani niye buraya yani vermedin? Yani neden oraya tekrar dönüyorsunuz? Yani buraya bıraktıktan sonra hemen yanında ben hani varım. Hani birincisinde dalgınlığınıza geldi, ikincisinde dalgınlığınıza geldi, üçüncüsünde de dedim. Yok aslında hani çorbamı getirmeyi de unuttunuz. Aa! Evet. Valla. Yani o araya kaynadı ama onu da unuttunuz hani. Bak şimdi. Dünden sonra anlamadım. Sonuçta getirdim. Sonuçta getirmeniz değil. Ben söyledikten sonra getirmenizin bir önemi yok zaten. Heyecan işte oluyor, herkes bir takım hatalar yapacak. Bak. Teşekkür benim ediyorum. Benim günüm de var. Yarışmacı benim dayanışması. Puan kıracağım bundan. Kırmayacağım. Kırma. Sen benimkini bir kır. Bak ortalık nasıl kırma, oluyor. Kırma. Ayranı da çalkalayalım da. Orada ne oluyor Zuhal Hanım? Ya, ayran çalkalıyoruz. Ayran çalkalıyorlarmış. Neden? İçecek dibine getiriyor. Dökmüş. Batuhan Bey getirsin. Siz niye getiriyorsunuz? Sen niye kalktın boğazım Zeyra? Boğazım kurudu. Boğazım kurudu. Ayran kim içer arkadaşlar? Kola kim içer? Kim ben evet ayran alabilirim. Tabii ben sana istiyorum. Şey soruyor. Yani servise ev sahibi yapması lazım Batuhan yapıyorum Bey. Ben de yardımcı. Yani yardım etmeyi kendi arzusuna bakın ben yapıyorum. Çünkü benim boğazım kurdu, siz de aynı şekildesiniz. Tamam bardağı getirirdi. Hangisinden? Tamam. Bardağımızı alabilir miyim? Etik kıyma yok, olarak yerim mı kullandınız, parça et olarak mı aldınız? Döşten çektirdim ama. Normal hazır kıyma değil. Buyurun. Bu nedir? Siz ne içersiniz? Pınar Hanımcığım çok hararetlendi. Veriyor. Tamam. Yağ değil bu et. Hayır hayır yağ değil tabii ki et. Sen otur istersen. Hemen oturuyorum. Ben de siyah olandan tamam istiyorum. Kolay istiyorum. Hümeyra Hanım herhalde avukatını dün savundu. Bugün de hizmetini yapmaya geldi.
Tabii. Dün avukat, bugün hizmetçi, tabii, yarın doktor, öbür gün mühendis. Tamam. Bizim masamızda da herhalde bize yardımcı olursunuz artık. Tabii doğru, haklı. O da yani, bekler. Biz yardım ederiz Uyur Hanım, sıkıntı yok. Dün Pınar Hanım bana ev sahipliği yaparken Nadir, yerini bile verme nezaketinde bulunmadığı için ben de ona yardımcı olmadım. Ama pardon, Batuhan Bey'i verdik bizim. Hayır, ben dün sizin tepkinizi ölçmüşsün yaptım. Pınar Hanım bakın, ben dün siz bana otur deseydiniz. İstemez zaten. Allah Allah. Bir şeydi, saçmalıktı. Yani, yarışmacı burada oturur bu. Sen niye böyle bir şeye girdin, ben onu da anlamadım. Ben Pınar Hanım'ın tepkisini merak ettim. Bana şöyle açıklardı. Meyra Hanımcığım bakın, evde olsaydınız izin verirdim. Buranın bir konsepti var. Çünkü ben sizin ilk defa karşılaşıyorsunuz zaten. Ama ben sizin tepkinizi merak ettim. Hayır, biliyordun sponsorla reklam vermek için başka bir malzeme şey yok. Onu koyacak, sponsorla reklam şirketten ben de sponsorla vereceğim. Oradan sponsorlu gireceğim. Yani Nadir benim veriyorsa ben de vereyim. Sosyal medya hesabımda koyayım. Sponsorluya ihtiyacım yok. Sosyal medya yok. Açmış, onu da açmış. Peki, sponsorlu Nadir, bir saniye Meyra. Nadir, ben şimdi bilmediğim için aydınla. Ben zayıfım bu konularda. Buyurun. Bizim sayfaya sen nasıl sponsorluk veriyorsun? Sizin sayfaya ben sponsorlu veremem. Bütün Yemekteyiz'e girdim dedi de. Hayır. Instagram'da sponsor. Sen Yemekteyiz'in sayfasına bakıyorum deyince. Beyefendi sponsorlusu çıktı benim. Anladım. Çünkü herkes yapıyor canım. Ne yapsa onda bir sıkıntı yok canım. Muhtemelen daha önce de görmüşsünüzdür. Olayı ben hem şirketimin hem de kendi evimin. Allah veriyorum. Bol iş kapılarınız. Ama yani bunu veriyorum dedi, kimse de beni suçlamıyor. Şimdi bakın ben de... Aman o kolyeyi al oradan. Ben attı kolyeyi. Zuhal Hanım. Fukan mı kolyeyi? Çantası mantası varsa. Bir hesap benim önüme daha önce. Meyra Hanım da genel olarak bir yerini bilmeme şeyi var. O yüzden dün yerini bilemediği için öğretilmesini istedi. Yerini biliyormuş, hep baş tacı diyor ya. İşte bilmiyor aslında, yanlış öğretmişler kendisini. Hayır, ben her zaman... İsteydi, gelir direkt bizim gibi yerine otururdu. Ben her zaman baş tacı olduğum için ben Pınar Hanım'ın... Ben ama hep baş köşede ağırlanırım diyor. Biz de baş köşede ağırlanıyoruz. Allah herkese baş köşede ağırlanmayı nasip etsin. Amin. Evet, peki. Hemen yemek yorumlarına geçelim. Gülpınar seninle başlayalım. Hem pilavı hem de şeyi anlat bize, eti. Pilav tuzsuz yine. Et. Ona katılmıyorum ama. Tuzsuz. Tamam. Köfte de tuzsuz. Köfte de tuzsuz aynen. Baharat yok. Da yok Zuhal Hanım. Nasıl ya. Yok? Çok tatsız tuzsuz geldi bana. Yavan tabii geldi doğru. Böyle hani. Alamadım tadını. Evet. Zuhal köfte Hanım, nasıl? Köfte de tuzsuz ve baharatı da yok. Baharatı yok. Duygu evet, hemen senden ben, de yorum alayım. Ben bulgurun tadına bakmadım. İsterseniz devam edin. Tamam, o zaman Nadir'le devam edelim. Yani bulgur aslında olması gerektiği kadar tuz var. Yeterli yani. Yeterli tuz pişmesi var. Pişmesi lezzeti? Çünkü pişmesi lezzeti yerinde fakat köfte olmadığı için tuzu ve lezzeti baharatı iyi olmadığı için maalesef pilavını tamamlamıyor. Bu arada bir kavanozda yani, ciddi bir baharat var köftede. Göreceksiniz izlerken. Zaten ne baharat söylüyorum. Olduğu da bakın çok... Bakın, peki ben bir şey sorabilir miyim? Bunun altında bir şey yapıp tuz eklerseniz tadı yerine oturur bu arada. Bir şey soracağım. Rosto köftenin salçalı sosu evet. Nerede? Evet. Salçalı sos yapabilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Zuhal Hanım öyle de sunuluyor, bu şekilde de sunuluyor. O yüzden ben böyle hani bu salçalı ya. Ben yediğimde salçalı evet, sosu oluyordunuz. Lokanta usulünde mesela yine esnaf lokantası diyeceğim. Evet, gerçekten o şekilde. Patates bunu yemezsiniz. Patates püresi o karbonhidrat anlamında şey olmasın diye ama gerçekten hayır, hani baharat olsun. Hayır, ikisi de aynı seçenekte bu... olabiliyor ya, onu söylüyorum. Ya patates ya da salçalı için. Olur. Tekrar salçalı olmasın istedim o yüzden. Ama yakışır bu köfteye yani, bir de kalmış, kuruyor ya diye. Islansın ne güzel işte onun zaten olayı o salçalı sosu çok yakışır buna. Evet. Nasıl buldun başka? Yani genel anlamda evet maalesef. Olmamış diyorsun. Seni de dinleyeyim Meyra. Eti pişmiş mi? Pişmiş. Yani kırmızı ama. Kalın bir köfte pişiriyorsun ya. Abi zaten köfte pişiriyorsun ya. Hayır. Ne aynı şey ya? Değil. Bunu... Ya bunu pişirmen lazım. Büyük hayır. Bununla bir alakası yok. Tamam hani şeyi bunun ya sosu yanında. Ya evet. Diyor. Doğru. Hani, tabii yanabilirdi. Yani bunlara da bakılabilir. Mesela ette nasıl baktık dağılıyordu. Evet dedik, bu et gerçekten mükemmel olmuş et konusunda. Ama işi pişmiş mi? Bunun da pişmiş yani. Bu da bir şey. Çünkü bu kalın bir köfte. Normal bu tavada yaptığımız evet, evet. Köfte değil. Hani aynı evet, şey değil. Orası doğru. Evet seni de dinleyeyim. Bu kadar Mera. Kalınlıkta bir köfteye göre çok iyi pişmiş. Ama dediğim gibi bu köfte bu şekilde sunum yapılmaz. Altında bunun ya patatesi olacak. Yani bunun evet, altında evet, evet. Yok salçalı sos da altına patates geliyorsa eğer üzerinden hani kızgın bir yağ gibi yani ya pul biberli bir yağ. Tercih. Yani o tarzı yok. Onun üzerine gezdirilir. Evet. Ama bunun gerçeğinde üzerinden en azından bir patates püresi. Ya patates evet. Püresi zaten koyuluyor. O yüzden o sos gezdiriliyor. Ama bu kadar kalınlığa göre çok iyi pişirmişsin. Baharatı da yerinde bu arada. Baharatı bence çok yok. Az. Hiç bakın bende ama içinde gözüküyor. Hayır tad olarak alamadım. Tad olarak alamadım. Tuzu yani, gerçekten yani, söyleyeyim bak, mi? Bir şey söyleyeyim. Tamam bir şey söyleyeyim. Bir tuz yok. Baharat tadı yok. Hayır, Hanım yani içeriyorum ama belki alamadım yani baharat tadı. Yok ben tuzunu da beğendim. Aynı şey fark ettim. Ben baharat tadı alamadım. Tuzu eklediğinizde sanki içine süper bütün lezzeti veriyor. Gerçekten sadece tuzu yok köftenin. Onu eklediğimde hani bütün tadı alabiliyorsunuz.
bulgur pilavını gerçekten çok beğendim. İki günde pilavlarda sizin bulgurlarınız çok iyiydi. Siz de kendiniz getirdiniz galiba bulguru. Evet. Gerçekten evet. Ama bu iki gündür bulgurlar çok iyi. O yüzden iyi. Puan verdiniz. Çünkü ama ben söyledim de olmaz. Uyanıklığa kaçmışsınız. Meyhane bulgur pilavı. Ama sulu mu, şey kuru mu? Bakın bu benim tercihim. Siz menüde bunu net belirteceksiniz. Bu sefer bana eleştiri açık hava bırakıyorsunuz. Niye Batuhan Bey belirtti mi? Annemin böreği. Tamam ne ben böreği söyledim olmaz diye. Yersen ne dedim. Yani. İlk ben eleştirdim zaten böreği. Yersen böreği dedim. Yani. Yani dinlemiyorlar. Benim eleştirimi dinlemeyip direkt bana eleştiriyor. Niye acaba? Neden acaba? Neden anlamadım. Sana karşı bir şeyim yok ki. Dikkat çektiğim farkına bakın. Söylediklerimi dinlemiyorsunuz bile. Yani. Size yani, karşı bir şeyimiz yok tam yani. Söylediklerimi birbirimizi de dinleyelim ayrıca masada sadece. Evet söylüyorum. Değil. Hepimiz birbirimizi dinleyelim. Seni de dinleyelim Duygu. Tattım pilavdan da canım. Ben pilavı beğendim. Onu tuzsuz buldum ben. Evet pilav tuzsuz. Pilav tuzsuz. Güzel pişmiş de tuzsuz. Pişmesi falan çok iyi. Evet gayet özellikle güzel sebzelerinin tadını alabilmem onunla beraber çok iyi olmuş. Dünle kıyaslayacak olursam bu pilav o pilavın yanına yaklaşamaz. O da meyhaneydi, bu da meyhaneydi. Onun salçası çok fazlaydı, bunun salçası çok orantılıydı. Resmen tuzunu beğenmedim. Yani aslında beğendi de laf. Beğenseydim yani ben bunu yedim. Dünkü meyhane pilavından daha mı güzel bu? Şaka evet. Gibi ya. Dünkü çok salçalıydı, sebzelerin tadını almadı. Şaka gibi. Yani olabilir, ben bundan çok beğendim. Ama gerçekten ama dürüst tadı. Olun. Bakın, yani de ki Pınar Hanım gerçekten kesinlikle. Sizinki olmamıştı deyin ya. Benimki yok, olmamış mıydı? Senin meyhane olmamış demedik. Bu da öyle bir konuşuyor ki şu anda. Damak tadıma daha fazla uyuyor diyor. Hayır ya. Olabilir, o başka bir mesele. Ben mesela ben de meyhane pilavını yapacak olsam bu şekilde yaparım. Dünkü senin sana bunu tercih. Bu şekilde yaparım. Burgulu da bu şekilde alırım. Bu şekilde alırım burgulu. Özellikle evden kendim getiririm. Çünkü meyhane pilavı köfte bulgurla olur. Köftenin tuzunu ben yerinde buldum. Tuzsuz bulmadım. Pişmesi de güzel. Sadece benimkinin içinden parça et çıktı. O da güzel pişmişti. Aslında pişirdiğinde hani kendi hani sanki eti alıp robottan geçirmiş evet. Gibiydin. Evet. Onu gibi sevemedim. Öyle olmuş. Ah Zuhal Hanım ah. Pişmesi ah, güzel. Ah, tuz da yerinde. Eline geçelim. Sağlık. Afiyet çok olsun. Teşekkür. Tatlıya geçiyoruz. Neydi tatlın? Neydi? Süt helvası. Süt helvası. Unuttum. O kadar salata mı? Bu arada hemen salata yok. Salatamız. Biz salatayı. Aa salatayı unuttuk evet. Salata burada yaptık Zuhal Hanım ama unuttuk salatayı koymayı. Getireyim. Salata yemedik. Evet ama kimse de söylemedi. Niye söylesinler? Eksik menüye girdi. Eksik menüye girdi. Aslında yaptık. Söylesek kesinlikle bu ama eksiklik sayılacak. Yani bu siz. Aklına gelen var mıydı salata? Geldi mi senin aklına? Ama bu bir yarışma hatırlatmak zorunda değiller. Biz bunu çok yaşadık. Ya Hümeyra Hanım o kadar çok konuştu ki. Yani bunda iyi niyet. Araya girip söyleyemedim. Hümeyra Hanım iyi niyet. Hümeyra Hanım ve ikisi bana kıskançlıktan, kıskançlığınızdan. Bakın lütfen. Yemin eleştirin. Bir saniye. Hümeyra çok konuştu dedi. Sen hatırladın mı bu salatayı? Konuştu ki Duygu Hanım da o kadar. Ben o esnada mutfakta ayran çalkalıyordum. Gerçekten beynim yandı. Ben o esnada mutfakta ayran çalkaladım yemek gelirken. Benim burada bile değildim. Bakın menü gelirken ben ayran çalkalıyordum. Sen salatayı gördün mü mutfakta? Hayır ben dolaptan aldım çıktım mutfağına. Oraya uğramadım. Burada karıştırdınız. Karıştırdım bile. Evet onu bile karıştırdım. Neydi salata? Ama şimdi gerçekten hayali, beynim yanıyor. Hayali konuşmalar. Hayır, burada değilim diyorlar ki Meyra Hanım konuşuyordu. Ben yemek gelirken işte, mutfaktaydım. Bu da bir konuşmak için konuşanlar. Burada bile değildim ben. Biz susarsanız bize konuşacağız. Benim hayalim bile size yetiyor. Lütfen sessiz olur musun ya? Hayalim bile size yetiyor. Sessiz valla kulaklarım çınladı ya. Normalde sağırdım ama değilmişim Zuhal Hanım. Tövbe yarabbim sen de iki gündür. Allah Allah. Eksik menü ne yapabilirim? Yapacak bir şey yok. Aslında yaptık salatamızı. Yapacak bir şey yok. Duygu senin aklına geldi salata. Sizin evet. Geldi mi Nadir, Gülpınar, Hümeyra? Ben Hümeyra içecek Hanım sayesinde gelmedi. Düştüm. Çok güzel karıştırdı ortalığı orada. Gitti geldi servise karıştı. Hümeyra yüzünden mi gitti diyorsun salata? Orada bir salataya falan sizin bana gizli hayranlığınız neden? Batuhan Bey şöyle, ben bu kadar gizli hayranlık neden? Şöyle ben sizi gibi hayatımda... Spor sorusunu patlattım diye delirdi şu anda. Bütün her şeyi bilen, bütün her şeye hakim... Bütün sektörlerden tutun da güzellik merkezlerinden, bütün botoks uygulamalarından tutun da kıyafete kadar birçok şeyde sizin gibi hiçbir kadın tanımadım. Ben o yüzden size büyük şey hayranlık duyuyorum ki. Ve umarım her bildiğinizin de ehlisinizdir. Bir saniye, kolye konusunu ben açmadım. Dün dolgu botoks konusunu ben açmadım. Evet, konuyu sen açtın. Bu açık orası benim öyle. Üzerimde bulduğunuz şeyleri söylüyorsunuz ve konu ben size cevap gelsin. Veriyorum. Konu geldi. Ay, ama ben açmadım bakın dün dolgu konusunu Duygu Hanım açtı. Kolye konusunu size açtınız. Bir şey bakın bu konuda size hayran oldum. Gerçekten manipülasyon konusunda inanılmazsınız. Kesinlikle konuları siz açıp
Sonra diyor ki siz açtınız ama ben yoktum. Demin diyor ki salatalık koyar ama ben burada değildim, oradaydım. Şu an zeka hayal. Manipülasyon. Kesinlikle öyle. Meyra Hanım. Zeka seviyesi 3 yaş 6. Ay Meyra Hanım ya. Meyra Hanım. En son söylediğiyle anladık zaten. Çok pardon. Öyle 3 aşağı 6 olduğunu bizim gözümüze soktu zaten. Meyra Hanım, size cevap vermiyorsam, sizinle fazla muhatap olmak istemiyorsam, sizi kaya almıyorum demektir. Saygısızlığınızdan dolayı. Bakın, saygınızı bozmayın. Çünkü evet. Ben saygımı bozarsam... Neden hayali konuşuyorsunuz? Ben saygımı neden bozarsam... Neden hayali konuşuyorsunuz? Gerçekten 3 yaş 6 değilse... olmalı. Olan sizsiniz. Aa, bilgisiz arkadaşlar. Olan sizsiniz. Hayali İnsanın konuşan... bir seviyesi var. Siz Zülhan, daha hayali konuşan insanlar. Bir saniye. Bu şekilde konuşan insan da terbiyesizdir. Siz başınıza bir bana göre de öyle. O zaman siz evet bu şekilde konuşan insan da bana göre o terbiyesizdir. O zaman benim söylemediğim şeyleri dünden beri söyle demeyin. Bakın rezil oluyorsunuz. Söylediniz. Hayır söyleme diyorum. Rezil olan sizsiniz, biz değiliz. Ama böyle burada kalıyorsunuz. Siz kalıyorsunuz, biz kalmıyoruz. Ferç falan gelmez hayatım. Ben hepinizi alt ederim, hiç sen dert etme. Hümeyra Hanım kalkmasaydı beyefendi o salatayı getirecekti zaten ama ona yardım edeyim, içeceği vereyim derken karıştı. Telaş yaptı ve kafası karıştı. Öyle mi oldu? İyileyim derken içecekleri aldı, koydu, oturdu, geldi, bir daha gitmedi Zuhal Hanım. Ama şimdi zaten ben de sordum, sen niye içecek servisi yapıyorsun, evet. Getirsin yarışmacı. Ama başından beri söyledim Zuhal Hanım, su istiyorum dedim, çorbanın başında söyledim gelmedi, diğerinde söyledim gelmedi, içecek ama artık boğazım kurudu. Şu suları çorbada getirseniz. Ama ben kaç defa istedim başına, su olsun. su içecek. O da istemiş, çok getirmemişsin. Üzgünüm Batuhan, yani ben hiç böyle olsun. Ben 10 defa içecek ve su istedim ama yani İstemezdik. Artık kendim aldım. Üzgünüm ama eksik menüye girdi şu dakika itibariyle. Eğer yemek yerken bir kişi bile daha yorumunu tamamlamamışken salatayı getirseydi eksik menüye girmezdi. Siz de dikkat edin. Ya yaptığınız şeyi getirmeyip kendi kendinize gol atıyorsunuz. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Salatasını unutması benim aklıma gelmişti ama bilerek söylemedim. Benim rahatsız eden bir durum değildi. Salatasını unuttu. Ben de son anda fark ettim onu ama hatırlatmadım. Çünkü niye hatırlatayım? Batuhan Bey de bana az puan verdi. 5 puanlık değildi benim. Ben salatasını şu şekilde görmedim çünkü ben o esnada meşrubat servisi yapıyordum. Aksine Batuhan Bey burada şanslı. Çünkü birisi meşrubat servisi yapıyor. Sen de orada salatayı yapacaksın. Sen Batuhan ne yapıyordun orada? Ben yani içecekleri yapıyorum. Sen orada dikiliyor musun? Aksine ben onun kafasını karıştırmış olamam. Ben orada sana yardımcı oluyorum. Ben sana yardımcı olurken sen de 2 dakika salatanın malzemesini koy, masaya getir yani. Salatanın gelmediğinin farkındaydım. Fakat söylemedim. Bu ara çok konuşma vardı. Hümeyra Hanım sürekli arkaya gidip geldi. Ve o esnada artık hani biz salatanın geldiğini bile unutur olduk ama son anda tabii ilk başta ben salatayı bekliyordum. Fakat sonlara doğru ben de unuttum ama biraz da hani söylemekte zorunda hissetmedim kendimi açıkçası. Bursa'mızın güzel bir tatlısıdır. Evet. Sıcak. Bayağı sıcak. Çok kaynar, tadını alamıyoruz sıcak. Biraz. Ben amcam. Evet, çok kaynar değil. Çok, benimki çok kaynar. Tadını alamıyorum şu an. Evet, benim de biraz ağzım yandı. Tadını alamıyorum. Sen fırında ısıttın herhalde bunları. Hayır Zuhal Hanım. Yani şöyle tabii ki çıkarttım. Tamam. Isıtmam gerekiyordu ama şey değil. O zamanlamayı iyi ayarladık. Süper. Evet. Ha, yani, sıcak bayağı da. Evet, çünkü şey gelmesi gerekiyordu bunun. Sıcak yoksa katılaşacak ve muhallebiye böyle löp 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 muhallebiye dönecek, evet, diye öyle mecburen. Öyle bir şey var ama. Şu an süt helvası adı üzerinde helva, o yüzden sıcak ikram edilmesi gerekiyordu. Eline sağlık. Biraz şey yaparsanız. Biraz ılık yeniliyordu ama bu. Bu kadar sıcak. Bu kadar sıcak gelmiyor. Hani damak yakacak kadar sıcak. Şimdi şöyle bir bunu çıkarttım, yaklaşık bir 10 dakika falan oldu. Hadi ya, ama anca soğuk olduğu için. Kiremit, evet, soğutmuyor. Normalde ılık oluyor hani, aşırı, evet, sıcak olmuş. Şu salata veya başka unutulan yemekler için şöyle bir durum var. Şimdi bazen yarışmacılar diyor ki evet ben hatırladım ama söylemedim. Niye söyleyeyim diye. Doğru. Şimdi 75 bin TL için geliyorsunuz. Rakipsiniz birbirinize. Yani dostluk, kardeşlik, yardımseverlik programı değil. Olsa güzel olur. Buna seviniriz. Ama yani herkesten onu bekleyemezsiniz. Bu sizin göreviniz, sorumluluğunuz. Kimisi de hatırlatıyor. Benim vicdanım çok rahat söylediğim için. Söylemediğim için pardon. Söylediğim. Ama çünkü ben buraya yarışmaya yemeklik göstermek doğru için geldim. Haklısın. Kendimi göstermek için gelseydim. Sizin vicdanınız olsaydı bence bana adaletli puan verirdiniz. Size çok adaletli puan verdim. Bugün de puanlarım da adaletli değil olacağım. Ben yarışmaya geldim. Sizin gibi oynamaya gelmedim. Dün gerçek yüzünüzü göstermeyip bu masada bugün hiç susmamalısınız. Herkese saniye. Benim sözümü bitirmemi bekleyin gerçekten lütfen artık. Lütfen seviyenizi alçak tutun ya. Bağırmayın o kadar. Ben duyuyorum yani. Sağır değilim. Ses seviyesin. Allah Allah. Aşağıdan Cennet Mahallesi müziğini verin. Birazcık ses konuş. Ben duyuyorum. Dibimdesin yani. Bunu söyleyen... Tamam, uzatmayalım. Lütfen söylediklerinize dikkat edelim. Televizyondasınız. Evet, sonra kendinizi
Vallahi mahcup duruma düşüyorsunuz. Yapmayın. Evet, bana Zuhal Hanım hani diyorlar ya kendi gününde neden konuşmadın diye. Kendi günümde kimseyi tanımıyorum. Hani ilk günün yarışmacısı olarak olabilir, heyecan ilk gün şu biraz bu. Heyecan olabilir. Ay, şimdi hani tanımaya başladım. Peki. Nasıl buldun helvayı? Şeyi güzel Zuhal Hanım. Hani tadı güzel. Hı hı. Ama çok sıcak. Ben mi yaptım çok kız? Çok sıcak geldi. Beşten dolayı o da. Evet çok sıcak beşten geldi. Dolayı. Şeker oranı iyi diyorsun. Şeker oranı güzel. Formu, evet. Kıvamı? Kıvamı da güzel. Güzel. Evet. Sen beğendin mi Duygu? Evet. Evet, evet güzel olmuş. Sadece tam bir süt helvası eline çok sağlık. Sıcak sadece. Üzerinde çok fındık sıcak. Olsaydı evet, onu daha da lezzetlendirirdi. Yoksa güzel olmuş eline. Evet niye fındık koymadın? Zuhal Hanım aslında fındıkla fıstık birleşirse bir sıkıntı olur mu dedim kendimce. Fıstığa hiç gerek yoktu aslında. Hani koyarsan fıstık da evet, fındık, bir şey değil. Problem değil. Fındık dedim daha kendimce. Çok tercih ediliyor. Yok güzel olmuş eline yani, sağlık. Afiyet olsun. Peki. Sadece biraz fındık olsaydı daha evet, iyi. Evet evet tam böyle yiyemedik. Güvecin azizliği bir Zuhal Hanım. Alamadık ama şey. Afiyet olsun. İştahla yiyemedik onu söylemek istedim. Evet yani kaşık kaşık yemek istedik yiyemedik. Sıcak hala bu arada sıcaklığını yerine koruyor. Peki. Hala kaynağı. Sen de beğendin zaten. Süper. Hani gerçekten kötü bir tatlıysa da söylerdim ama hakikaten tatlı. Yok yok olmuş olmuş. Eliniz yerinde. Sen beğendin mi Meyla? Ben beğendim. Zaten bu tat normalde hani Trabzon'da Rize'de hatta büyük şeyler tepsilerle yapılır. Kaşıklarla servis edilir. Bunun üzerine fındık falan vesaire koyulmaz. Çünkü süt tadını alabilmek adına böyle. Çünkü bu sütlaç değil. Aslında orijinalde Bursa'da da üzerine hiçbir şey koymazlar evet, ama. O restoranlar şeyler öyle bir şey yapmak için. Hatta böyle büyük tepside böyle sunum yaparlar. Ben beğendim lezzetini. Peki. Kaynar olduğu için sadece ama güzel düşünüyorum. Eline sağlık diyoruz ve açık oylamaya geçiyoruz. Şöyle evet bir talihsizlik yaşadım ben. Aslında salatam burada hazırdı. Sosuna varana kadar koymuştum ama mutfağa girildi, o yapıldı, bu yapıldı. Biz de burada insanız, robot değiliz. İster istemez etkileniyoruz. Bana göre puanlamayı etkilemeyecek ama genel olarak bakıldığımda gerçekten yemeklerim beğenildi. Evet 2,5 saat ciddi bir emek verdik, ciddi bir vakit harcadık ve en azından beni tatmin eden şey genel olarak yorumlar hiçbir zaman kötü değildi. Düne göre, Pınar Hanım'ın gününe göre bence çok daha iyi puanlama olacağını düşünüyorum. En az benim düşüncem 6 ile 7 arası minimum olması gerekiyor. Bence eksik menü sayıp 1 veren 2 veren olmamalı. Bunda da gerçekten biz vicdan diyoruz. Evet ikinci günümüzde Batuhan yarıştı. Fakat maalesef üzgünüz ama salatasını servis etmeyi unuttuğu için eksik menüye tabi tutabilirsiniz bugün. O hakkınız var. Kullanmak isterseniz tabii orası size kalmış. Yani bugün puanlamaya başlarken birden başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi yine sizin tasarrufunuzda olan bir durum. Ona göre değerlendirirsiniz diyorum ve buyursunlar yazmaya başlayayım. Ben de menüsünü hatırlatayım. Kimse kimseye bakmasın lütfen puan yazarken. Kremalı mantar çorbasıyla başladık Batuhan'ın gününde. Ara yemek olarak annesinin böreğini yedik. Sonrasında rosta köfte, ona eşlik eden bir meyhane pilavı, salatası yoktu. Son olarak da süt helvası da onun tatlısıydı. Bakalım kaçar puan verecek yarışmacılar. Evet, herkes yazdı gördüğüm kadarıyla. Değiştirmek isteyen var mı puanını? Hayır. Ben menüyü hatırlattıktan sonra aklına bir şey gelen? Yok. Tamam, o zaman sana şöyle soracağım Batuhan diğer günlerden farklı olarak. Sence 2-1 veren olmuş mudur bugün? Yani olabilir Zuhal Hanım ama genel olarak baktığımda hani en azından ben gerçekten hani mutlaka bütün herkes emek veriyor. Tabii. Buna hiç şüphem yok. Tabii. Ama hani şimdi yarışanlar bizi anlayacak. Ama sonuçta ben salata evet bir talihsizlik ama orada bir sesler yükseldi oldu bu oldu. Gerçekten ister istemez insanız olabiliyor tabii ama canım, tabii en ki azından yetiştiremedim değil. Aslında yetiştirip sosu bile vardı. Onu bile koymuştum. Sadece tabaklamada kaldı. Hatta şurada gözüküyordu. Evet evet üzüldük. Yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun. Yani peki, beklentimde lezzetli olursa lezzetine göre hareket etsin. Yo bazen tam tersi. Yapacak eksik şey menülere yok, yüksek puanlar çıkabiliyor bizde. İlk olarak da Gülpınar'ın puanıyla açık oylama başlıyor. Evet Gülpınar, aç ve yüksek sesle söyle lütfen. Benim puanım 2. Au, kullandın sen bu hakkını, tamam, kapatabilirsin. Yani beklediğim şeyler bunlar Zuhal Hanım. Yani neden sonuçta 3 bile veremedin? Yani zaten 3'ü siz veriyorsunuz. Eksik de menüye girince 2 verdim. Hmm. Tamam gününü oynuyorsun. 5 yani puan aldın. Yani vicdanen mesela. Çok asla güzel oynuyorsun. Değil. Ama ben gerçekten ben eve akşam gittiğimde vicdanım çok rahattı. Benim de rahat. Çünkü bu mu rahatlığın? Rahat yani. Bu zaten rahat. Eksik menüye girdiniz. Batuhan Bey ya ne yapma istiyorsunuz? Orada görüyorsun. Ama bu ya, sizin tasarrufunuz. Yani değil. Yani sen istersen kullanırsın. Yarışmanın kuralı değil. Mecbur değilsin yani. Ama gerçekten bak söylüyorum. Ben burada hepimiz büyük ödül için buradayız ama en azından gerçekten haksa hakkı vermen lazım. Fark etmez. Benim de o zaman sizin de vicdanım yani. Yok. Siz de vermediniz bana bence yemeklerimi. Vermedin bu değil iki mi? Bu 2 puan tatlıya mı peki? Ne? 2 puan.
Öylesine canı istemiş. Verdim. Tatlıya verdim. Bulamadı çünkü bir şey. Bence Duygu'dan güzel puan gelir diye hissediyorum. Büyük hissediyorum Duygu'dan. Bakalım kaç puan gelecek. Evet Duygu, sen de puanını paylaş lütfen bizlerle. Benim puanım 5. 5. Kapatabilirsin. Neden 5? Eksik menüye 5. Ne kadar saçma bir şey ya. Ben kendim... Niye 6-7 vermedin? Ne kadar dinlerseniz saçma vereyim. Ya. Dinlerseniz buyurun, vereyim. Buyurun lütfen. Evet, eksik menü olarak geçti. Susarsan anlatacağım. Eksik menü olarak geçti. Ama aynı salatasını yapmıştı. Ben salatanın tadına bakmadım. Beğenmemiş olarak. Bakmadan nasıl puanlıyorsunuz? Bakmadığım için de beğenmemiş olarak verdim. Ben pilavını beğendim. Dün ben pilavı beğenmedim. Ben bugün... Siz bence her şeyi beğendiniz. Kendisi yedim. Gördüğünüz için beğenmedim diyorsunuz. Ne alaka? Hanımefendi. Arkadaşlar, ben yediğim şeye nasıl puan vermeyebilirim? Ne ben alaka? Bulgurdan yedim. Çok alaka yedim. Var. Beğendi benim menümü. Bilerek 4 verdi. Ben sizin menünüzde hiçbir şey beğenmedim. Tamam, gününü oynuyorsa o zaman şöyle bir şey. O zaman yine oynardı, yemedim. Sana da oynardı. Yani ben 3 vermek şansım varken var neden 5 vereyim? Gününe falan değil. Yani düşük verme şansım varken ben neden yüksek vereyim? Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Eksik menüye 5 veriyorum. Ya böyle bir şey yok ya. Ben yedim ama. Bir saniye Duygu, yedin ama. Şimdi şurada teknik olarak zaten eksik bir menü var. Ve dolayısıyla ben her zaman onu söylüyorum. Seyirci de aynı kanıda. Evet. Menüsünü tamamlamış bir yarışmacıyla tamamlamamış arasında zaten bir mantık olarak da format olarak da bir fark var. Sen o farkı gözetmeksizin üstelik eksik menüye tamamlamış yarışmacıdan daha yüksek evet puan veriyorsun. Çünkü ben onun yemeklerini daha çok beğendim. Beğenip beğenmeme meselesi değil. Ben sana başka bir şeyden bahsediyorum ama senin işine gelmediği için sen o şekilde devam edeceksin. Anlıyorum. Ya beni anlayıp anlamaman da benimle ilgili değil ki, bu benim şahsımla ilgili bir şey değil. Ben sana var olan bir konuyu anlatıyorum. Zaten burada birincil göreviniz tamamlamanız. Yani zaten kabul görmesi için bizim de 3 puanı verebilmemiz için zaten eksiksiz sunması. Öyle ya da böyle. Kimi yakar, kimi yetiştiremez, kimi de yapar sunamaz. Ben bunu ama sonuçta yani tabii ki kullanmama hakkından bahsetmiyorum. O senin tasarrufunda. İstersen belki de kendi verirsin gününü oynuyordu. Ama o da diyor ki haklı olarak. Ben nasıl tamamlamışım arkadaş. Ben görevimi yerine getirmişim diyor. Bu görev karşılığında bana 3 ve üzeri puan vermelisiniz diyorsun. Sen 1 puan vermişsin tamamlamış. Üstelik de beğendiğin yemek olan bir menü. Burada eksik menüye 5 veriyorsun. Evet. Yani bunu söylüyoruz. Bu tamamen hakkaniyet, adalet, vicdan meselesi. Zaten kazanamayacağını hissettiği gibi herhalde zannetti, hissetti. O yüzden yüksek verdi. İşte ben demin dedin ya puanı. O da gönülde bana versin. Tamam. Ya. Ben İnan ki böyle bir şey düşünmedim. Peki evet, tamam. Ya. Evet, Hümeyra'nın puanında sıra. Evet Hümeyra, senin de puanı öğrenelim. Benim puanım 4. Ana yemeği ve tatlıyı beğendim. Şöyle normal şartlarda açık söyleyeyim, ben bu menüye gerçekten 5 verecektim. Ama dün yani Pınar Hanım'ın menüsü tam olup yine ona rağmen ben hani sadece gerçekten bugün 5 salatayla beraber belki 6 olacaktı bugün size puanım. Ama dün menüsü tam olan birine hani 4 verip bu menüye 5 veremedim. İkisi arasında da yapıp bugünle beraber siz hak ettiniz demiyorum bakın. Menünüz tam olduğu için söylüyorum. Menünüz tam olduğu için ve salata orada bir eksiklik aynı olduğu için. Aynı yani menüsü tam. Aynı yani. Evet. Aynı mıydı yani? Ama ben beğendim. Hayır bakın ben sizin sadece salatanıza puan verdim. Peki. Ana yemeğini beğendim, tatlısını beğendim. Bunu da söylüyorum. Tamam. Allah'ın adaleti var. Ben bekliyorum canım benim. Bekliyorum ben. Evet. Peki son puan gelecek. Nadir'den. Evet Nadir, bugünün son puanı da senden gelsin. Benim puanım 3. 3, kapatabilirsin. Nadir Bey yani 3 vermiş, o bile 3 vermiş. Bile derken? Bile derken evet, bak bu nasıl bir tabir öncelikle? Yani o bugün yemek yedik. Senden izin alacaklar. Ben günü kapatmak istiyorum artık. Yemek yedik. Günü iki kere yaşadık burada. Yani siz iki kere yaşadınız. Nadir, Nadir bir saniye. Bana çok açık şunu söyleyin dürüstçe ve seyirciyi ve beni ikna edebilecek misiniz bilmiyorum ama. Bugünkü rosto köfte dünkü o sabukadan daha mı iyiydi? Bugün yemek yedik diyorsun ya. Lezzetli bilmiyorum ben Arzu. Ben bunu bana da bulguru demiyorum bak hemen saptırıyorsunuz. O kadar iyi biliyorsunuz ki bu işi kendinize göre. Dünkü çok sadece bu sorumu yanıtlayın. Nadir önce senden cevap alalım. Bugünkü rosto köfte mi ana yemeği bahsediyorum.
Rosto köfte mi, dünkü osobuko mu? Dünkü osobuko. Sence? Bence bugünkü. Bugünkü rosto köfte osobukodan daha iyi. Lezzeti bence. Peki. Beşe göre öyle tabii yani. Pınar Hanım etini kendi getirmişti. O zaman makinede yapmasıyla kapışır bu durum. Hayır asla, kasaptan da alabilir. O çiğ et. Sen ona bir şey yapamazsın ki Zuhal Hanım. Yani ne alakası var? Buradaki marketten alıp hani o gazaya denk gelip sert bir denk gelebilir. Tabii canım, ayarlanabiliyor. Aynı, aynı şey. Lütfen bana göre adalet olarak. Pişmedi. Makinesine etini nereden getirdin demiyoruz ki. Bana göre lezzeti soruyorum. Bence de lezzeti diyorsunuz. Ben. Osobu koyun. Biz hayır, osobu, günü, ben günü konuşmaya devam ederken neden ben acaba gene puanım üzerinden açıklama yapamıyorum? Bir saniye. Özür dilerim. Neden osobuko hangisi daha güzel diyorum? Ben bugünü beğendim. Osobuko mu daha iyiydi? Cevap yok. Evet Nadir, seni dinleyelim. Salatanı tatsaydım bir de menüden yani atıyorum hani köfteyi biraz daha iyi olsaydı, lezzeti daha iyi olsaydı bana göre 5'e kadar yolu vardı. Bence yani diğerlerini geçtim ama şunu söylemek durumundayım. Ben tarafsızım, ben yarışmacı değilim. Evet. Bak, rosto köftenin ya altında patates püresi olur ya üzerinde domates sosu olur. Ben iki zaten ana yemeğin de eksikti. Bak ben sana söyleyeyim. Rosto köfte hiçbir zaman sadece köfte olarak gelmez hiçbir yerde. Ne restoranda ne evlerde. Orada da bir eksikliğim vardı. Hadi onu bir şekilde tolere ederdik ama ki ettik. Dile getirmedim. Normalde biz her yemeğin her ismiyle, mesela annenin böreği kimse diyemez ki niye içinde maydanoz yok, niye? Çünkü sen belirtmemişsin orada, ama sen bir klasikleşmiş, markalaşmış, tescillenmiş ve bilinen bir yemekse biz burada her zaman ne diyoruz? Söylediğiniz yemeğin orijinalini isteriz. Ki ben eğer sen hayır, benim tiramisum dersen bardakta getirirsin. Benim bilmem ne brownim dersin, istediğin şekilde üçgen kes getir, bizi ilgilenmez. Ama sen rosto köfte diyorsan arkadaş, altına patates püresini, üzerine de domates sosunu koyacaksın. Orada da eksiğim vardı. Peki, eline emeğine sağlık, geçmiş olsun. Teşekkür oluyor ederim. Böyle şeyler, yarışma heyecanı. Yarın kim yarışıyor? Yarın ben yarışıyorum. Hadi Nadir, sana da şimdiden kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Ve bu akşamlık bizden bu kadar.